Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar. Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz 10.00'ı gösteriyor. Yağmurlu bir İstanbul sabahı, trafiğin çok yoğun olduğu bir İstanbul sabahı ve yaklaşık 2 saat kadar da sizlerle birlikte olacağız. Hafta içi her sabah olduğu gibi biliyorsunuz gündeme dair soru ve görüşleriniz için 0212 363 04 34 numara telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yayın içerisinde okuyacağım. Evet, şöyle günün öne çıkan başlıklarından önce tabii bu konuyu hep konuşuyorduk. Sayın Ahmet Ağoğlu da artık yavaş yavaş Kulüpler Birliği de iyice bu konuyla ilgili isyanlarını dile getirmeye başladı. Neydi o konu? Sayın Başkan'ın açıklaması var. Biliyorsunuz Ahmet Ağoğlu hem Trabzonspor Kulüp Başkanlığı'nı yürütüyor hem de Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı yürütüyor. 20 yıldır MHK gidiyor. MHK geliyor. 14-15 MHK gitti geldi. 6-7 kez federasyon değişti. 150'nin üzerinde Süper Lig kulüp başkanı değişti ama bazı isimler hep orada, hiç değişmiyor. Bu sistemin değişmesi ve sorunların çözülmesi konusunda kararlıyız. Kulüplerin birlikte aldığı bir karar futbolu daha ileri taşıyacak. Ben buna kimsenin hayır diyeceğini sanmıyorum. Tüm kulüp başkanlarımız aynı görüşü taşıyor. Sekte'ne bir açıklama yaptı. Dün biliyorsunuz Kulüpler Birliği'nin saat 10-13'te bir toplantısı vardı ve özellikle son haftalarda yaşanan, ligin ilk 8 haftası ama son haftalarda yaşanan inanılmaz hakem hataları, farklı kararlar nedeniyle Kulüpler Birliği artık Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'e sert bir bildiri yayınlama kararı aldılar. Bununla ilgili de sayın açıklamalara bakıyorsunuz. Hakikaten federasyon başkanları diye şu son 2 senede 3 senede 6 tane MHK başkanı değişti. Ama hakemlerde en ufak bir değişim yok. Aynı hakemlerle ligimiz devam ediyor. Aynı hakemler yapmış olduğu kararlarla da maçlardaki hatalı pozisyonlarda vermiş olduğu kararlar, çifte standartlar, birine sarı verirken öbürküne kırmızı, bazısında es geçtiği pozisyonlar, kulübedeki teknik direktörlerle ilgili yapılan yanlışlıklardan tutun da birçok konuda bütün kulüpler isyan noktasına gelmiş vaziyette ve MHK'deki hakemlerin komple ve en az 6-7 tane hakemin kesinlikle emekliye ayrılması konusunda fikir birliğine varılmış vaziyette. Artık bu isimleri Türk futbol içerisinde görmek istemiyorlar. Sayın Ahmet Nurçebi'nin de biliyorsunuz dün TRT'deydi. Bir yayında açıklamaları vardı bu konuyla ilgili. VAR sisteminden memnun olmadığını dile getiren Ahmet Nurçebi, ilk çıkınca ben çok sevinmiştim. Çünkü hakemler de insan. Birçoğu bu hatalı maç yönettikten sonra üzülüyor. Ama VAR'ın her geçen gün daha az fayda sağlamaya başladı. VAR'a giden hakemin puanı siliniyor. Bundan dolayı VAR'a gitmiyorlar. Özellikle en çok bizi arandığında bu konu konuşuluyordu. Yani bu böyle bir sistem var, niye gidilmiyor diye. Ama Türkiye'de maalesef ne kadar çok VAR'a gitmeye karar verirse bir hakem, o kadar çok puanı siliniyor. Puanı silen bir hakem de maalesef belli bir puanı yakalamadığı için bir sonraki hafta maç alamıyor. Bundan dolayı da hakemler kendi başlarına yanlış, doğru bildikleri, kendi doğru bildikleri ama herkesin yanlış gördüğü kararları veriyorlar. İşte bunun sebebi de maalesef puan silme olayı. Belki puan silme olayı kalksa, VAR'la beraber hakemler bir uyum içerisinde çalışmaya devam etse, belki de bu kadar çok hata olmayacak. Tribünlerin açılmasıyla ilgili Sayın Ahmet Nurçebi'nin gene bir açıklaması var. Bu konuda çok fazla konuşuyorlar. 150 kapasite var. Ama tabii ki bu aşı olayları hala insanların maçlara gidemediğini görüyoruz. Dinleyicimizi alacağım ama biraz bekleteyim. Sayın Ahmet Nurçebi, tribünlerin %100 açılmasını istiyorum. Yan yana olmasın deniyor ama her şey göz önünde. Açın, aşı şartını da koyun. Bu iş böyle çözelim diye açıklaması var. Bütün kulüpler başkanları da aynı konuda görüşleri var. FIBA Kadınlar Euroleague ilk haftasında B grubunda Türk derbisinde Fenerbahçe Safiport deplasmanda Galatasaray 20 sayı farkla 89-69 yendi. Onu söyleyelim. Son konu başlığımızda Hamit Altıntop'tan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili sözleri. Kanada, Hollanda ve Türkiye Ferdi karar verirse kendisini amiri takımda görmek isteriz dedi. Genel manada bayrak seçilmez, milli takım seçilmez. Bu konuda çok hassasım. Ben hiç kimseyi bu konuda ağır eleştirmek istemem. Burası kulüp değil. Sokağa çıkıp futbolcu arayıp bizim için oynanmasın diye yalvarma durumumuz olamaz. Milli takım
yorum değerlidir diyor Hamit Altıntop. Bu sözlerle ilgili de zaten birazdan yorum yapacağım ama sizlerin de yorumlarını çok merak ediyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın, günaydın. Mustafa Köksal, Ankara'dan arıyorum. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Buyurun. Şimdi sizi dinliyorum. Bugün katılıyorum da. Futbol Federasyonu olsun, diğer sporla ilgili kurumlarımızda bir kere yapısal bir ama bilim ışığında yapısal bir değişikliğe gerek var. Hı hı. Zihniyetin değişmesi lazım. Yani bu kurumlarda zihniyet değişmedikten sonra, bilim ışığında yapısal değişmeler olmadıktan sonra, hele şöyle söylüyorum, geleneksel yönetimden çağdaş bir yönetime geçilmedikten sonra bu sorunlara çözüm bulmak bana göre biraz zor. Ancak gençleri ben seviyorum. Özellikle katılanların bazıları interneti çok güzel kullanıyorlar. Mevzuat arıyorlar, düzenlemeleri anlıyorlar. Sizin yasal dayanaklarla ilgili konuştuklarınıza da katılıyoruz diyorlar. Böyle bir gençlik geliyor. Sayıları az ama gün geçtikçe açılıyor. Futbolu daha iyi biliyorlar. Sporu daha iyi biliyorlar. Mevzuatları bildikleri için artık bu yapılanma yavaş yavaş federasyonda, diğer kurullarda da olması gerektiğine inanıyorum ben. Eğer değiştiremezsek daha çok konuşuruz. Hızımız çok düşük. Hiçbir devlet bizi spor bakımından, futbol bakımından Türkiye bize yakalasın, yetişsin diye yerinde saymıyor. Onlar da çalışıyorlar çünkü daha iyiye gidebilmek için. Hızımız düşük. Hızımız çok düşük. Genel anlamda şunu da söylemek lazım. Hakikaten Sayın Ahmet Ağa'nın cümlelerine katılıyorum ben. Biz Türkiye'de federasyon başkanlarını değiştiriyoruz. Türkiye'de MHK başkanlarını değiştiriyoruz. Ama aynı hakemler değişmediği sürece biz futbolda maalesef bir yere varamayacağız gibi gözüküyor. Ben bir şey daha söyleyeyim. Acaba hakem değiştirmek mi? Yoksa hakemleri... Genç hakemlerle yola çıkalım. Alt liglerdeki hakemleri çıkaralım. Biz bu hakemleri... Bilim ışığında yapılanmayla, aynen, eğitimlere katlayarak... Tabii ki, tabii onları ki pişirerek hem mektepli hem alaylı yaparak mı bu gençlerin önünü açmak gerekiyor? Peki. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Yok. Programınızı zevkle izliyorum. Teşekkürler. Çok teşekkürler Mustafa Bey. Kendinize çok iyi bakın. Evet, dediğim gibi telefon almaya devam edeceğiz ama kısa bir ara verelim. Aradan sonra hem telefonlara hem de mesajlara döneceğimi belirteyim. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, saatlerimiz 10-11'i gösteriyor. Telefon almaya devam edeceğiz. Bugün 11-10 kalaya kadar telefon alacağız. Daha sonra da iki bağlantımız olacağını söyleyelim. Günaydın. Günaydın Aygün abi. Merhabalar, kimle görüşüyoruz? İstanbul'dan Sefa ben abi, Trabzonspor taraftarı. Hoş geldin Sefa Bey. Nasılsın abi? Sağ ol. İkinci bölümde belki bir hem Sayın Ahmet Ağa'nın açıklamaları ile ilgili hem de Trabzon'la ilgili bir Nurgül kardeşimize bağlanacağız. Onu da söyleyeyim. Evet, belki evet, ona bağlantı sırasında sormak istediğim farklı bir soru olursa da sosyal medya hesaplarından yazarsan Nurgül'e de sorarız. Olur abi. Biliyorsun ilk önce iyi bir dinleyicinim abi senin. Çok teşekkürler. Valla abi ilk önce Hamit Altıntop açıklamalarıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki. Kesinlikle Ahmet Altıntop'a katılıyorum. Türk milli forması seçenekler içinde olmamalı. Ben inanıyorum ki Ferdi Kadıoğlu'nun Türk milli takımını seçeceğine inanıyorum. Şimdi zaten yani, Ferdi Türk milli takımı seçenekler için Kanada'yı zaten reddetti. Kanada istedi, reddetti. Şimdi şu cümle çok enteresan. Hiç cümleni unutma. Burası kulüp değil. Sokağa çıkıp futbolcu arayıp bizim için oynar mısın diye yalvarma durumumuz olamaz. Evet, ben kesinlikle katılıyorum. Ben katılmıyorum. Çıkacaksın. Ama, çıkacaksın. Yok, bak, Riva'dan çıkacaksın, arayacaksın. Öyle bir şey yok. Ya tamam, ben ona katılıyorum. Arayacak olayını belki doğru ama bir Türk topçunun bir Türk milli takımı seçenekler arasında ben. Peki davet gelmediği sürece nasıl olacak bu? Kapıya tamam, mı gelecek? Kapıya mı gelecek sevgili Sefa kardeşim? Kapıya tamam, mı gelecek? Davet olduğunda katılıyorum abi. Kesinlikle olur. Yani. Davet değil de gelmediği zaman sıkıntı yani. Ya şimdi düşünsene, Ferdi demeyelim de X bir futbolcu Riva'ya tamam gelecek. Ya ben milli takımı, sizden davet gelmedi ama ben milli takıma gitmek istiyorum dese evet, olabilir mi ya? Böyle bir mantık zaten var mı? O zaman öyle bir mantık yok. O zaman çok Türkiye aşığı olması lazım abi. Ne olması lazım? Türkiye aşığı olması lazım. Zaten bütün futbolcular zaten Türkiye aşığı, evet, millilerin hepsi. Ama şunu sana söyleyeyim, yani kapıda o zaman binlerce futbolcu göreceksin. Hiç kimseye çağırmıyor. Yani düşünsene abi, sen milli takım teknik direktör, teknik patronsun, teknik direktörün var orada. Sayın Fatih Terim yurt dışına kaç tane gurbetçi ikna etmek için gitti? O niye gitti? Yani evet, doğru. O niye gitti?
O sokağa çıktı, aradı. O ararken doğru da siz niye yapmıyorsunuz? Yani ben şu da var ama yani Türkiye Ligi'nde Türk milli formayı giyecek inanın abi çok meziyetli topçular var. E tamam sen yani, bunları davet edeceksin çok kriyet, ama. Evet çok kreatif bir futbolcu istedik de gelmedi. Tamam ben onda sana katılıyorum abi ama böyle çok da hani arayış illa gel bize çok seçenekler arasında kaldı. Ya yani Kanada milli takımı, Kanada milli takımı, Türkiye'de top oynayan Hollanda vatandaşı Ferdi'yi geliyor çağırıyorsa kusura bakma sen de gidip davette bulunacaksın. Ferdi evet, gelmeyecek sana abi. Sen davet edeceksin. Hollanda milli takımı Ferdi'ye davette bulunuyorsa Ferdi efendim sen seviyorsan sen gel demeyeceksin. Sen davette bulunacaksın. Evet. Bir de Ahmet Başkan'ın, Ahmet Nurçevi'nin bu %50 kapasite olayı. Hani artık abi Avrupa'da maçları izliyoruz, evet. Gözümüzün pazı siliniyor. Ben bir Trabzonspor taraftarım. Trabzon'daki maça bu aşı yüzünden belki Trabzon'daki korona artık zirve yapmış. Birinci, ikinci illerden bir tanesi. Maça atıyorum 8-9 bin, 10 bin kişi geliyor. Evet, düşük. Ben çok düşük abi. Yani aşı da olsa Trabzon'daki taraftarım. Türkiye Ligi'ndeki taraftarın maça gitmesi lazım. Orada statta olmadığı zaman inan göz zevki de olmuyor. Ya abi. Şöyle Trabzon bir de biliyorsun futbol yani Eskişehir gibi. Kesinlikle futbol abi. Şehirlerinden bir tanesi. Yani hep söylüyorum ben günü maç günü bordo mavi oluyor biliyorsun bütün şehir. Herkes formalarını giyiyor şehirde dolaşıyor. Ama maça ilgin az olması beni de şaşırttı. Ben bir de kafayı oynuyorsun abi. Bir de evet. Bir şey söyleyeceğim abi. Bu Avrupa maçlarıyla ilgili. Ben Fenerbahçe-Olympiakos maçını izledim. Maçtan sonra da bir sosyal medyaya bakayım dedim. Yani inanılmaz derecede bir yorumlar. Ben o başkanın zaten Olympiakos başkanı açıklamasından sonra böyle tüylerim diken diken olmadığı için. Ama şunu sana söyleyeyim Sefa. O gün İstanbul biraz soğuktu. Herhalde üşüttü tahmin ediyorum. Onu üşütmüş güne vereceksin. Hafif böyle bir rüzgar da vardı. Ama oturduğu yerde biraz rüzgarlıydı arkadaşım. Ben sosyal medyaya baktım abi. Yani çok öyle kötü yersiz yorumlar var ki. Ben bir Trabzonspor taraftarıyım. Biliyorsun abi. Ve yani yok ülke puanımız düşük yok böyle Avrupa maçları olduğu zaman yani kim olursa olsun Urfa Spor dahi olsun Malatya olsun ya Sivas ya bu sene biliyorsun ülke puanı çok önemli. Ya ben kendi taraftarlarımızdan rica ediyorum Avrupa'da özellikle sosyal medyada yani yenilmesini dört gözle bekliyoruz bizim Türk takımlarımızın ki laf edelim diye ortalığı karıştıralım diye. Ben bu konuda biraz daha hassasiyet içinde olmalarını istiyorum abi. Başka da diyeceğim yok. Peki. Abi. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Abi. Sağ ol. Çok sağ ol. Kolay gelsin. Şimdi gelen mesajlara bakalım. Ferdi Kadıoğlu 2 seneden beri milli takımdan davet bekliyor dedin. Dünkü Hamit Altınok'un açıklamından sonra ne diyeceksin merak ediyorum demiş. Kim demiş? Ramazan Geleş demiş. Bir de bununla ilgili birinin daha bir açıklaması vardı. Aygün Bey siz dediniz Ferdi Türkiye istiyor. Hamit Altıntop diyor. Fener'in bizi istemesi lazım. Ferdi'nin bizi istemesi lazım diyor. Bu işin doğrusu nedir? Hatta siz dediniz kaç dakikalık mesafe falan. Aynısını söylüyorum. Şimdi Hamit Altıntop'un açıklamasına bakıyoruz. Genel manada bayrak seçilmez. İmzamı koyarım bunun altına. Milli takım seçilmez. Doğru. Bu konuda çok hassasım diyor. Herkes hassas. 83 milyon hassas. Sadece sevgili Hamit Altıntop hassas değil. Ben hiç kimseyi bu konuda ağırlaştırmak istemiyorum. Burası kulüp değil. Sokağa çıkıp futbolcular hep bizim için oynar mısın diye yalvarma durumumuz olamaz. Sen bunu yapmazsın o zaman senin bütün gurbetçilerin yurt dışında oynayan bütün gençlerin hepsi farklı farklı ülkelerde top oynayacak o zaman sevgili Hamit Altıntop. Sen çıkacaksın o maçları ekibini göndereceksin izlettireceksin oradaki genç futbolcuları gurbetçileri Türkiye'dekileri de izlettireceksin. Her maça gideceksiniz oturmayacaksınız orada ekibiniz var orada bir sürü antrenörler var bir sürü insanlar orada maaş oluyor. Öyle rakamlar da öyle küçük rakamlar değil yani bir sürü teknik direktörler var. Tolunay Hoca çıkacak Tolunay Kafkas'ta çıksın zaten çok başarılı bir performans sergileyemiyor. Ama çıkacaksınız kimse kusura bakma çıkıp bakacaksınız bu futbolcuları ikna edeceksiniz. Kanada'dan adamı Kanada'dan gelip Ferdi'yi almak istiyorsa kusura bakmayın Riva'dan da gideceksiniz konuşacaksınız veya gitmek istemiyorsanız madem çok biz şeyiz diyorsanız Ferdi diyeceksiniz ki biz seni bir çağırıyoruz Ferdi gel bir Riva'ya konuşalım diyeceksiniz. Siz bunu çağırmadığınız sürece yarın öbür gün bu futbolcu başka milli takım formalarına giyerse bunun sıkıntısını siz yaşarsınız biz yaşamayız. Günaydın. Günaydınlar Aygün Bey merhabalar. İstanbul'dan ben Emrah Tuncel. Buyurun Emrah Bey hoş geldiniz. İşte bu konuyla alakalı ben de aramıştım. Şimdi ben açık bir şey söyleyeyim. Yani ben kendi hissiyatlarımı söyleyeceğim ama yani doğru olduğuna da inanıyorum. Eğer şu anda yabancı kuralı olmasaydı Aygün Bey yani Türkiye'de
bu Türk oyuncu sayısının limiti olmasaydı. Yani Ferdi oynar mıydı demek istiyorsunuz? Aynen öyle. Kesinlikle Ferdi şu anda milli takımda oynuyordu. Bakın burada çok değişik kulüpler dönüyor. Yani şu anda Altın Top orada kulüpçülük yapıyor. Yani ben bunu ben kongresiyim. Fenerbahçe kulübü içinden de aldığım bir bilgidir bu. Yani şu anda onun tartışmaları da geçiyor. Bakın şu anda Altın Top orada kulüpçülük yapıyor. Niye yapıyor? Çünkü Ferdi Türk statüsüne geçerse Fenerbahçe'nin eli bir hamle. O yüzden zaten bu açıklamalar, yani milliyetçilik açıklamaları üzerinden insanları etkileyip Ferdi'yi vurmaya çalışıyorlar. O zaman soruyorum, Larkin diye milli takımda oynuyor. Niye milli takımda oynadı? TC vatandaş yapıldı, oynatıldı, doğru. Yani niye atletizmde birçok devşirme oyuncu Afrikalı milli takım formasıyla yarışıyor gururla? Ya bakın şimdi bu şekilde, yani böyle milliyetçilik şeylerinle böyle konuşup insanları etkilemeye çalışmak orada yakışmıyor. Zaten dergah gibi orası, Altın Top. Çok güzel söylediniz. Tolunay Kafkas hangi liyakat kuralıyla orada duruyor? Mesela bir tane TFF yetkilisi açıklasa da ben de çok merak ediyorum. Valla hiç başarısı da yok, yemin ediyorum. Yani nasıl oturuyor orada anlamış da değilim. Hiçbir başarısı da yok. Hiçbir başarısı yok. Bakın bir milli maçtı. Gencecik çocuğu da ilk yarının ortalarında aldı, azarladı. Hiçbir hazırlık maçı bu arada bu maçta. O çocuğu nasıl kazanır Tolunay Kafkas? Yani ben mesela TFF yetkilisi olsam o maçtan sonra Tolunay Kafkas'ı görevine son verirdim. Karşılıklı vedalaşırdık. Ama şimdi yani bir de yapıya gidiyorum diyorsun ki, Alman ekolünü getiriyorum diyorsun. O zaman Tolunay'ın orada işi yok. Tabii ki. Yani Tolunay'ın hiçbir şekilde, yani orada Alman ekolüne geçiyorsunuz. Adamın zaten kendi altyapıya, kendi sistemini kurmasına bir izin verin, bir zahmet de başarılı zaten olacak da öyle olacak. Aynen. Ferdi ile alakalı son kere şunu söylüyorum, yani Ferdi Kadıoğlu'nun zaten babası bir paylaşım yaptı biliyorsun. TC yani, vatandaş kimliğini gösterdi yani daha ne olsun. Aynen orada daha ne desin adam? Adam daha ne desin, yok ne yapacak yani, Ferdi çıkıp açıklama mı yapacak? Lütfen beni Türkiye milli takımına alın. Kim yaptı bugüne kadar böyle bir açıklama? Bana bir tane örnek göstersin. Kimse yapmadı. Ben hatta şöyle söylüyorum. Fatih Terim Hoca yurt dışına gitti bazı gurbeşleri ikna etmek için. Ayaklarına kadar gitti. Anneleriyle babalarıyla konuştu. Kimse kusura bakmasın. Yani Altın Top Fatih Terim'den mi daha kariyerli yani? Yani bunu bıraksın. Orası dergah değil. Son model arabalara binip de çok yüksek maaşlar alıp oturup da orada hiçbir hizmet vermiyorlar. Ben kendi Türkiye Cumhuriyeti bir vatandaşı olarak eğer orada taraf tutuyorlarsa ben kendi adıma, bak kendi adıma söylüyorum. Ben kendi adıma hakkımı helal ediyorum diyorum. Peki. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, kendinize bakın. Tabii şimdi bu şu kısmı da söyleyelim, işte bu yabancı statüsüyle ilgili kısmı da söyleyelim. Ferdi diyelim ki atıyorum Hollanda milli takımını seçti. Yabancı statüsüne geçecek ama şunu söylememiz lazım. Farklı isimleri gene kesecek. Yani Ferdi'den vazgeçmiyor çünkü Vitor Pereira. Farklı isimleri kesecek. Gene yabancı kontenjanında da olsa Ferdi'yi oynatacak. Onu da belirtelim. Günaydın. Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkürler. Ankara'dan arıyorum, isim Mustafa Onur. Buyurun Mustafa. Fenerbahçe taraftarıyım. Buyurun, hoş geldiniz. Ben de konuları dinliyorum, konuşulan yani şey geliyor, tuhaf geliyor açıkçası. Hani yani bir dediğiniz gibi bir oyuncu hani başka ülkelerden gelip ya Kanada'dan geliyorlar o oynayın diye. 12,5 saatlik mesafeden geliyorsa. İyi oyuncu olduğundan ziyade hani bir talep var. Hani bizde de ihtiyaç var mı onu takım, milli takım değerlendirecek de niye bu kadar polemik konusu oldu ben bir türlü anlayamadım. Ben de anlamadım. Yani hani ya cidden anlayamadım. Yani iyi bir oyuncuysa, iyi bir şeyi varsa milli takımda da onun oynadığı pozisyonda ihtiyaç olup olmadığını değerlendirecekler oradakiler. Yani niye bu kadar biz bunları konuşuyoruz, sorun yapıyoruz? Yani işte şey yani ben onun ayağına gitmem muhabbetine mi getiriyorlar? Anlayamadım ki ben yani burası milli takım. Ya kimse kimsenin ayağına gidilmez bu işte. Hani uygun ihtiyaç varsa alırsınız, milli takım havuzunda bir ihtiyaç varsa o pozisyon oynayacak daha iyi bir oyuncu yoksa. Hani bilmiyorum alın yani bence de fena oynamıyor milli takımda da. İyi oynar diye düşünüyorum ama bizim gördüğümüzde onların baktığı yer farklı biraz herhalde. Yani şunu söyleyeyim, ben açıkçası söylüyorum. Riva'daki arkadaşlar kim olursa olsun çıkacaklar sokağa, futbolculara bakacaklar. Alt liglere bakacaklar, gençleri izleyecekler. Yurt dışına gidecekler. Hayır. Ferdi Kadıoğlu üzerinden. Aynen. Çünkü Ferdi'ye şu ana kadar davet gitmedi. Onu söyleyelim. Ferdi Amerika... Öyle bizim zamanında oyuncularımız milli olamayan hani büyük takımlarda oynayan ya da alt takımla yani bir Adem Büyü basit atıyorum. Almadılar mesela çok formda olduğu bir dönemde yanlış mı doğru, söylüyorum? Doğru. Yani Fenerbahçeliyim ama ileri uçta beğendiğim bir oyuncu. Çok enteresan goller atıyor hiç beklenmedik anlarda.
hani hiç beklenmedik yerden vuruşlar yapıyor. Hani niye o düşünülmedi hani bir takımda, o da enteresan. Hani yani milli edilip edilmemesi de değil. Hani Ferdi Kadıoğlu herhalde daha hiç oynamadığı için bir takımda ülkenin. Hani milli takıma çağrılmasında da bu kadar niye böyle herkes sorun yarattı, ben anlamadım peki, yani. Peki, çok teşekkürler. İyi yayınlar. Sağ olun, çok mersi. Abi yayınlar, Hamit Altıntop'un söylemine katılmıyorum. İyi o zaman seçme yapsınlar amili takıma katılmak için demiş Murat Cabbar. Devam edelim. Erkan Çiftçi, yayınlar Aygün abim. Ferdi zaten Hollanda'nın şu an kadrosuna yer bulamaz. Kanada milli takımında futbolda vitrin değil. Kendisi o yüzden Türk milli takımında oynamak istiyor. Kendi takımında performans verirse çağrılır demiş. Ferdi daha ne yapacak? Performansı mı kötü? Her hafta ilk 11'de oynuyor. Elinden geleni yapıyor. Burada ya 30... kaç yaşına gelmiş? 34-35 yaşına gelmiş Sinan Bolat'ı çağırdı Ali Akale'ye. Ya Stefan Kuntz Sinan Bolat'ı tanır mı eder mi onu da bilmiyorum. Nerede gördü onu da bilmiyorum Kuntz. Bu ülkenin kalecilerine baktığım zaman tamam Sinan bizim milli takımımızın kalecisi. Ama baktığın zaman kardeşim yani ne kalecilerimiz var burada? Madem milli takım bir gençleştirme diyorsun, 35 yaşına gelmiş Sinan Bolat'ı kaleci olarak çağırıyorsun. 5 yaşın kalecileri ne oldu? Bir sürü takım kalecilerimiz var, gençlerimiz var. Ersin niye çağrılmadı? Mert niye çağrılmadı? Niye çağrılmıyor onlar? Günaydın. Günaydın Aygün Bey. Merhabalar, kimle görüşüyoruz? İzmir'den Emir ben. Demir Bey değil mi? Demir değil mi? Yanlış duymadım. Emir. Ha pardon, Emir. Buyurun Emir Bey, buyurun. Hoş geldiniz. Estağfurullah, hoş buldum. Ben de programınızı hayretle dinliyorum şu anda. Birkaç gündür bu Ferdi Kadıoğlu polemiği var. Hayretle dinlerken hayretle evet, derken. Evet hayretle dinliyorum çünkü sizden şu lafı duymadım. Ferdi Kadıoğlu Şenol Güneş zamanında çağrıldı ve düşünmek istiyorum diye zaman istedi. Doğru mu? Bunu söyledik biz o dönemde. Hayır yani çağrılmadı diyorsunuz ya, yok Kanada'dan geldiler, Diva 15 dakikaydı, Ali Koç helikopterini gönderirdi. Yani bu tarz cümleler çok kuruldu ama... Yani çağrılmadı denmesini esefle kınıyorum. O bir görüşme oldu. Birebir yan görüşme olmadı. Tamam mı? O dönemde daha yeni geldiği bir dönemdi. Çok hatırlıyorum. Şenol Hoca bir görüşelim dedi. Biz seni almak istiyoruz dedi. Bir düşüneyim hocam. Daha sonra ben size met bilgi vereceğim dedim. Ondan sonra bir daha görüşme yapılmadı. Yani bir daha Şenol Hoca da hiçbir görüşme yaptı. Onu söyleyeyim size. Ama bak Fatih Hoca, bak Fatih bir şey söylüyorsan, bak bir şey söylüyorsanız örneklerini veririm. Fatih Hoca gidiyor yurt dışında 50 kez gidiyor, futbolcunun ayağına gidiyor. Bak öyle demek istemiyorum. Hoca anlamında söylemiyorum. Ayağına mı gitti? Onu mu istiyorsunuz? Başka bir şey dinlemiyorsunuz ki ama beni. Ayağına kadar gidiyor diyorum. Elde etmek mi? O formayı giydirmek için yapıyor diyorum. Ama öte tarafta Şenol Hoca bir kez aradı. Ondan sonra bir daha konuşmadı futbolcuyla. Bir daha konuşmadı. Onu söylüyorum. Bir daha konuşsaydı ikna etseydi. Ya milli takım forması tamam kutsaldır ama bu futbolcuları da kaptırmamamız gerekiyor. Doğru mu? Sadece Ferdi üzerindendir. X başka futbolcu üzerinden de aynı şeyi söylüyorum. Bu futbolcuları kaptırmamamız gerekir. Elin olur Kanada'dan geliyor formaya giydirmek için uğraşıyorsa biz de kusura bakmayın 20 metre 20 dakikalık uzaklıkta bu futbolcuyu çağıralım. Gel kardeşim diyelim, bu konuyu kapatalım. Diyeceksiniz ki çağıracaksın Hamit Altıntop veya Stefan Kuz. Gel kardeşim oturacaksın. İstiyor musun istemiyor. Düşünme yok. Şimdi kararını vereceksin. Evet derse giydireceksin. Hayır derse konuyu kapatacaksın. Biz de burada tartışmayacağız bu konuyu. Alo. Alo duyuyor, dinliyorum ben. Ben sizi dinliyordum. Radyoda dinliyordum, telefonla bağlandım, yine dinliyorum. Değişen bir şey olmadı yani. Tamam. Hayır durdunuz, ben hat kesildi zannettim, o anlamı söylüyorum. Yok dinliyorum ben sizi. Yani telefonla bağlanmamızın bir şeyi kalmadı. Çünkü radyoda dinliyordum. Sonra konuşamıyorduk. Ben diyorum ki teklif gitmiş. Devam. Aynısını söyledin zaten demin. Dinliyorum ben sizi. Yani top artık bu saatten sonra Ferdi Kadıoğlu. Düşünmek istiyorum hocam demiş. Tamam, düşünmek istiyorsun. Madem düşündün. Teklif gitmedi diyorsunuz ya. Şimdi bak teklif gitmiş düşündüm dedi, doğru mu? Ondan sonra da babası TC vatandaşlık kimliğini koydu, doğru mu? O kısmı evet, da söylemiyorsunuz. Doğru. Niye hala çağrılmıyor? Bunu söylemeye gerek yok. Siz zaten günlerdir bunu söylüyorsunuz. Bunu söyleyecek bunu bir şey yok. Bunu zaten ben söylüyorum. Bütün Türkiye konuşuyor zaten bu konu. Sadece evet. Ben konuşmuyorum ki. Bütün Türkiye yok, konuşuyor. Yok, siz ekstra bir gündem oluşturmak için de yapıyorsunuz. Ne alakası yani. Var? Ne alakası var? Bütün gazetelerde, bütün televizyonlarda bu var. Siz de bu gündem üzerinden konuşmaya geliyorsunuz. Siz de farklı bir gündem oluşturmaya çalışıyorsunuz Emir Bey. Hayır. Size farklı bir gündemi, gündemi farklı bir noktaya getirerek farklı bir gündem oluşturmaya çalışıyorsunuz. Sizce Ferdi Kadıoğlu A milli takım formasını giyecek kapasitede bir futbolcu mu değil mi? Bence çok öyle, o kapasitede bir futbolcu değil bence. Peki tamam, teşekkür ederim. Peki eklemek istedim. Sağ olun, kendinize bakın. Evet, mesajlara devam edelim. Birazdan zaten çok kısa bir ara vereceğiz.
Aygün Bey, Alman ekolünde, Almanya'da futbolcular milli takımda oynamak için başvuru mu yapıyorlar acaba? Hamit seviyesinde birine bu tür açıklamalar yakıştıramadım. Bu arada Trabzonspor taraftarıyım demiş Osman Şenkal. Yani görüntü o zaten. Sayın Hamit Altıntop'un açıklamasına baktığın zaman ben sokağa mı çıkacağım diye bir açıklaması var. Benim kızdığım nokta bu. Ferdi üzerinden konuşmuyorum. Yani Türkiye'de şu anda birçok kulübümüzde milli takım formasını çok çok rahatlıkla giyecek bir numarasından tut forvetine kadar birçok futbolcu var. Genç bir sürü isimler var. Bunları çağıracaksınız. Bunları milli takım formasını giydirmek için elinizden geleni yapacaksınız. O insanlar gelmeyecek size. Ya ben milli takım formasını giymek istiyorum diye Riva'ya gitmeyecek bir futbolcu. Siz bulacaksınız. Siz tespit edeceksiniz. Siz inceleyeceksiniz. Siz araştıracaksınız. Riva'daki bir sürü antrenörler var. Yani isimlerini saymaya kalksam herhalde program yetmez. Ve inanılmaz rakamlarda maaşlar alıyor bu antrenörler. Altyapı hocaları var, scout ekipleri var. Teki çıkacaksınız, yurt dışına bakacaksınız. Almanya'ya gideceksiniz, Fransa'ya gideceksiniz. İtalya'daki gurbetçilere bakacaksınız. İspanya'dakilere bakacaksınız. Oynayanların hepsine bakacaksınız. Alt liglerdeki özellikle bakıp milli takım formasını giydirmek için veya milli takıma davette bulunacaksınız. Orada gelip gelmeme futbolcuyla alakalı bir şey. Ha kabul ederse kabul eder. Etmezse de onun tercihidir. Ama biz sonuçta her halükarda bu futbolcularımızı, iyi futbolcularımızı milli takım formasını giydirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Günaydın. Alo. Alo. Günaydın. Günaydın. Aygun Bey, iyi günler diliyorum. İyi günler. Kimle diliyorum. Görüşüyoruz? Hüseyin Bey'im ismini. Buyurun Hüseyin Bey. Aygun Bey, ben şunu öğrenmek istiyorum sizden. Dediniz ya, Şenol Güneş teklif etti. Ben demedim. Bir dinleyici söyledi onu. Ben de o dönemde böyle bir görüşme oldu. Telefon görüşmesi üzerinden oldu dedim ama ondan sonra devamı gelmedi dedim. Peki ben şunu merak ediyorum. Bu Ferdi Kadıoğlu ile alakalı olarak. Ferdi Kadıoğlu düşündükten sonra Şenol hocasını arayıp hocam ben düşündüm. Evet, Türk milli takımında gururla görev yaparım dedi mi? Bunu biliyor musunuz? Peki. Bilmiyorum. O zaman bu tartıştığımız, günlerdir tartışılan, ben tartışmıyorum da genelde siz ve işte yayındaki ve diğer medya kuruluşları tartışıyoruz. Olay boşa düşmüyor mu sizce de? Yani bir teklif gitmiş, Ferdi Kadıoğlu düşüncelerini söylemiş, düşünmüş, olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapmamış. Bununla milli takımın bir ya da hocalarının bir suç olduğunu kanısına nereden varıyoruz? Ben onu algılayamıyorum bir türlü yani. 2-3 gündür dinliyorum. Kafamda kuruyorum. Bir sonuca varamıyorum. Siz bu konuda bizi aydınlatırsanız. Tamam peki. Benim sormak istediğim buydu. Teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkürler. Şenol Hoca'nın bu konuyla ilgili bir açıklaması var. TRT Spor'a bir açıklamalarda bulunmuş Şenol Güneş. Ferdi Kadıoğlu ile 2 gün önce konuştum. Tabii o dönemle ilgili diyor. 15-20 gün önce de hocaları gönderdim. Bir oyuncuyu çağırırsanız bu davettir. Tereddütleri var. Konuşulabilir. Emre Belezoğlu da yardımcı oldu. Başkan da aradı. Ama Ferdi'yi bir başka oyuncunun üzerine koymam, altına da koymam şeklinde bir ifadesi. Demek ki o dönemde bazı tereddütleri var. Ya sıkıntı mı yaşarım dedi. Bilemiyorum. Çok genç bir futbolcu. Çünkü bu kadar kısa bir açıklaması var. Şenol Hoca'nın bu konuyla ilgili TRT'ye yapmış olduğu bir açıklama. Tekrar söylüyorum. Ferdi Kadıoğlu'yla 2 gün önce konuştum. 15-20 gün önce de hocaları gönderdim. Bu bir oyuncuyu çağırsanız bu davettir. Tereddütleri var. Konuşulabilir. Emre Belezoğlu da yardımcı oldu. Başkan da aradı ama Ferdi'yi bir başka oyuncunun üzerine koymam, altına da koymam ifadelerini kullanmış Şenol Güneş. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra telefon almaya devam edelim. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, saatlerimiz 10.32 gösteriyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın Aygün abi. İstanbul'dan Mehmet, ben nasılsınız? Sağ ol Mehmet kardeşim, sen nasılsın? İyiyim abi. Şöyle, ne ala memlekette bir söz var abi, biliyorsunuz. Ben sizin gazeteci kimliğinizde Fenerbahçe Spor Kulübü testlerini çevirebilir miyim abi? Size para versem. Bir dakika dur. Ne? Benim gazeteci kimliğim ne? Size para versem. Onu kirasam. Bana para Fenerbahçe... Hayır hayır. Şuraya geleceğim. Şimdi bak o gelme. Evet. Bu para marişi girdiği zaman millet şimdi yanlış bir şey anlar. Telefonu hayır. Sonra radyo sonradan açan ne oluyor falan filan muhabbetine girer. Hayır. Yani başkasının kimliğiyle bir iş yapman mümkün değil.
peki başkasının diplomasıyla ülkede teknik direktörlük nasıl yapılıyor abi? İşte burası Türkiye yapılıyor maalesef. Pro lisans olmayanlar işte biz... Türkiye Futbol Federasyonu zaman... buna nasıl izin veriyor dememiz lazım aslında, biliyorsun değil mi? Evet. Şunu yapabilir miyim peki o zaman? Şuna geliyor o zaman. Şimdi benim ehliyetim yok. Bir arkadaşımın ehliyeti var. Ben onun ehliyetini kiralıyorum. Trafik polisi çevirdiği zaman da ya kardeşim bu ülke böyle deme şansın var mı? Yok. Cezayı yani, yiyorsun. O yüzden dedim ne ala memleket diye. Ben Galatasaray taraftarıyım abi. Dün çok mesaj attım size. Kopyalayıp attım. Copy paste okumaları. Ya inanır mısın bazen kilitleniyor ve sonra da fırça da yiyorum sizlerden. Niye okumadığımı da atmayacağım. yok. Ben mümkün olduğunca genelde aramaya çalışıyorum abi. Mümkün olduğunca düşürmeye çalışıyorum. Ben konu şu abi, benim konum Sergen Yalçın konusu abi. Kimse kusura bakmasın. Şimdi bu ülke Arda Turan takım arkadaşının video kaydından dolayı ceza almış bir futbolcu örneği var abi. Şeyin soyunma odasındaki hareketi şeyi, evet, video kaydını, evet, sosyal medya hesabında, evet, paylaşılan dolayı doğru söylüyorsun. Evet, şimdi dün Hakan abi dinledim, çok güzel bir konuya denk geldi. Görüntüler korsan yayınlanma abi, telefondan ya da bir başkasının kaydından mı değil? Şunu sana söyleyeyim, ben dün o görüntüyü ben de izledim. Ben aslında görmemiştim o görüntüyü. Dün bir dinleyici bağlandı, o söyledi. Ondan sonra sosyal medyaya baktım, hakikaten bir görüntü var. Ben de çok bağlanmayı o yüzden o örneği vermek için aradım sizi. Şimdi abi dediniz ki kamera kaydından ceza vermeye kalktı demiştiniz. Ya bu ülkede şimdi sabah kalkıyor, öğleden sonra farklı bir kural geliyor, biliyorsun sen. Hayır, benim sorum şu. Madem abi o görüntüden kalktıysa dolayı, Arda'ya niye bunu verildi? Doğru. Arda'ya niye ceza verildi? Madem o görüntü kalkmadı, Sergen Yalçın nasıl bir maçta 3 maç arası ceza gündemde olabilir abi? Şimdi burada dün biliyorsun Kartal Yiğit bağlandı. Bilmiyorum onu dinledin mi? Beşiktaş. Ona da denk gideceğim abi. Şimdi onun açıklamasını Kartal Yiğit diyor ki işte Sergen Yalçın küfür etmedi. Hayır. Ama şöyle söylüyor, bak şöyle söylüyor. Beşiktaş muhabiri arkadaşlar, çünkü ben küfür etmediğini söylüyor. Sergen Hoca cümlesi aynen şu. Şimdi radyoyu yeni açanlar belki dün dinlememiş olanlar anlamda söylüyorum. Sergen Hoca demiş ki evet, hakemin beni atması doğru demiş. Cümlesi aynen bu. Çünkü girdim. Ama hemfikiriz abi. Ama şimdi teknik direktörün de bunu söylemesi de yani şey. Girdim, topa vurdum, kırmızı kart doğru ama asla ve asla küfür etmedim demiş. Şimdi burada Kartal'ın söylemiş olduğu da cümle şu. Raporlarda yazması lazım. Şimdi nasıl Fatih Hoca'yı hatırlarsan raporlarda yazılanlardan sonra sağ içindeki dördüncü hakem ve diğer temsilcilerin raporlarından sonra ceza verilmişti. Raporların yazması gerekiyor. Evet. Bir dudak okuduğun zaman Fatih Hoca'nın ağzından Sergen Hoca'nın ağzından, ki dün gördüm ben bu görüntüyü. Bir dinleyici beni uyardığından sonra evet, ağzından çıkan sözler var. Doğru. Görmemiştim, dün gördüm. Ama bunun da raporlarda yazması lazım. O da önemli. Ama dördüncü hakem yanında. Dördüncü hakem eğer yazmıyorsa o zaman farklı bir sıkıntı var. Yazmalıyız. Sıkıntı zaten orada abi. Ben şuna hemfikirim. Eğer ki Kartal Bey ya da bir başka Beşiktaş muhabiri dese ki Sergen Yalçın küfür etti, Beşiktaş kulübünün tesislerine kapıdan içeri giremez abi. Bir de Öyle bir şey yok. Bak net sana söyleyeyim. Bir kere şunu söyleyeyim sana. Kulüpler şirketleri yönetemez. Kulüpler muhabirlere ne yapabilir biliyor musun? Hani bu Kartal'la alakalı söylemiyorum sana. Kartal ama şunu da dün söyledi. Diğer Beşiktaş muhabir arkadaşlar da söyledi. Biz onunla konuştuk ama sonra görüntüyü gördüğümüz zaman dedi, ağzından bir şeyler çıkıyor dedi. Bu cümleler önemli şeyler. Bunu hepsi söylüyor. Yani bu kulüpler oraya giremez falan filan, almaz falan filan muhabbetten en çok yaşayan bir insan benimdir. 6 sene ceza aldım ben Aziz Yıldırım. Döneminde. Ama asla bildiklerimden geri adım atmadım. Doğruysa neyi söyledim? Benim bütün muhabir arkadaşlarım, bütün foto muhabir arkadaşlarım ve onların bağlı bulunmuş olduğu kurumlardaki spor müdürleri de kendi elemanlarına sonuna kadar sahip çıkmıştır. Onu da şimdiden söyleyeyim. Yani şunu sana söyleyeyim. Tekrar aynı şeyi söylüyorum. Görmemiştim ama görüntüyü gördüm. Net söyleyeyim. Ve
katılıyorum. Yani Arda Turan'a bir futbolcunun paylaştığı bir görüntü kendi sosyal medya hesabı üzerinden ceza verildiğinden dolayı şimdi herkes böyle bir beklenti içine girdi. Doğru mu? Bir de şöyle evet abi, şöyle bir durum daha var. Rozier'in Beşiktaş Spor Kulübü'ne geldiğinde bir video kaydı var. Orada Fatih Terim'le alakalı bir sözü var abi. nerede abi? Ondan sonra diyorlar ki Beşiktaş kullanmıyor. Bizi nasıl ikna edecekler abi? Anladım. İşte bu ya, şuna emin abi. Şu olay Fatih Terim yapmış olsaydı ya da Fenerbahçe'den bir antrenör ya da teknik direktör yapsaydı bütün maddeleri devreye sokarlardı abi. Bak ama şurada şu da var. Şunu da söylememiz lazım. Saha içindeki dördüncü hakem ve onların yanındaki kişilerin raporları çok önemli. Şimdi Futbol abi, Federasyonu... Arda Turan'la rapor mu tutuldu abi? Hayır tamam, o farklı bir konu. O sosyal medyada sonra infial oldu falan filan. Başka bir şey sana söylüyorum. Hani örneğinden Vitor Pereira ve Fatih Terim örneğinden de verdin ya, o anlamda. Türkiye evet, Futbol Federasyonu yetkilileri sahadan gelen, saha içinden gelen raporlar doğrultusunda sevkleri gerçekleştiriyor. O sevkler de o raporlardan gelen bilgiler doğrusu cezalar veriliyor. Burada tabii önemli olan hakemlerin, yani dördüncü hakemin ve saha içindeki temsilcilerin bu küfürü yazıp yazmadıkları. Şimdi sevk oldu Sayın Sergen Yalçın. Bugün de yarın 36. maddeydi galiba. 36. madde sportmenliğe aykırı hareketten dolayı sevk oldu. 1 ile 3 maç gözüküyor. Bugün yarın tabii o dosyada ne olduğunu da ortaya çıkacaktır. Ondan sonra her şey daha net konuşulur gibime geliyor. Demem o, eğer raporlarında o yayıncı kuruluşun bizzat yayıncı kuruluşun kamerasından çıkan görüntüler eğer raporlarda işlenmezse Beşiktaş kullanıyor demekten başka bir şey gelmiyor aklıma abi. Anladım. Peki. Peki eklemek istediğin başka bir şey var mı? Saygılar abi. Çok teşekkür ederim abi. Severek dinliyorum seni abi. Sağ ol kardeşim. Çok teşekkürler. Neymiş? Serdar Tey demiş ki Sinan Bolat olayında sana katılmıyorum demiş. Bu sene hangi maçlarını izledin? Biraz haksız konuştun gibi dedi. Seviliyorsun abi demiş de şunu söylüyorum. Yani Sinan Bolat'ı Stefan Kuntz ne zaman izledi? Yani geleli bir hafta oldu. Üç gün oldu. Dördüncü günde Sinan Bolat'ı açıkladı. Orada ben açıkça söyleyeyim, Mert'ti. Yani diğer baktığımız zaman yani diğer çok daha fazla kalecilerimiz var. Ben Beşiktaş'ta olsun, Fener, diğer işte Başakşehir'de olsun veya diğer takımlarda da birçok yerli statüsünde oynattığımız ve hakikaten bu dönemde kaleci anlamında, kaleci yetiştirme anlamında, kaleci çıkma anlamında yaklaşık bir 15-20 sene amili takımımızın bile kalesini koruyacak çok 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 Ersin anlamında çok yetenekli kalecilerimiz var. Onu söyledim. Yani bir tarafta başka bir konu var, öbür tarafta Sinan Bolat konusu var. Bana tuhaf geldi açıkça söyleyeyim yani. Bunu da söylemek çok da... bu benim tabii kendi görüşüm. Vardır belki, bir düşünceleri vardır. Sinan Bolat'ın alınma sebebi belki de farklıdır, bilmiyorum. Günaydın. Günaydın abi. Merhabalar. Ben Bursa'dan Bayram abi. Bayram kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abi? Teşekkür sağ ol. Ederim. Bayram kardeşim, bayramların nasıl geçiyor peki? Çok kötü espri yaptım ama. Aynen. Aynen. İnsan bir abi öyle demez ya, aynen demek. Peki nasıl? Buyurun Bayram Bey. Şimdi şeylik konusunda konuşacaktım ben. Ferdi konusunda. Ferdi Kadıoğlu. Aynen abi. Hı. Şimdi az önce tweet attım da size. Ha öyle mi? Bakayım şimdi. Ferdi konusunda Hamit'in yapması gereken bence burada konuşmaktan önce Karada Milli Takımı gibi davet göndermek. Şimdi daha önce bir konuşulmuş. Düşüneyim demiş. Espri düşündüğü yeter diye düşünerek davet edersiniz. Gelirse cevabı olumludur, gelmezse düşünmüyor demektir yani. Daha sonra tekrar isterseniz, çünkü 21 daha o milli takımda 21'de oynayabilecek şansa sahip Ferdi. Bugün evet. 21'de oynayabiliyor ya. Dün bir arkadaş 23-24 yaşında dedi mi? Yok 21. Orada ben yani, kaçırdım. Ben bir yandan şimdi şöyle size söyleyeyim Bayram Bey. Siz dinlerken bir yandan gelen mesajları da okuyacaklarımı da seçiyorum. Bazen mesajların içinde çok hakaret, rakiplerle ilgili ağır şeyler de var. Onları ayırmaya çalışarak okuyorum. Ama bir yandan da bir dinlemeye çalışıyorum. Buyurun Bayram Bey. Şimdi Hamit Altın Top'un yapması gereken sadece bir davet göndermek. Kanada Milli Takımı bunu yaptı. Bir davet gönderdi. Ferdi olumsuz yaklaştı. Bitti konu onlar için. Biz de bir davet gönderelim. Ferdi'nin niyetini öğrenebilirdik. Ondan sonra Sinan konusunda. Göztepe kalecimiz var. Konya Spor Sivas'ta bir güzel bir kaleci var. Onu diyorum. Demin de onu söyledim yani. Onu söylüyorum ya. Ersin var ya. Mert var. Yok, Ersin şimdi U21'de devamlı oynuyor. Hayır mesela ya. Diyorum. Mesela diyorum yani. Aynen. Mesela diyorum yani. Yani Mert'in var. Yani bir sürü kalecim var ya. Sinan Bolat'ı bence niçin çağırdı? Çünkü Sinan Bolat'ı
tercih Türk milli takımı oldu. Hani onu da alıyoruz bak, o bizi tercih etti. Onu göstermek için büyük ihtimal yaptı. Bir de şey için söyleyecektim ben. Geçen haftaki Cagney'in pozisyonunda herkes konuşuyor da. Ben orada benim aslında başka şey dikkatimi çekti. Orada Rize'li oyuncular faal almak yerine niye faal yapmadı? Ama fark ettiniz mi? Herkes hayır, bir tanesi yapmaya çalıştı. Şimdi bak pozisyona bakalım. Dört farklı noktada faul var orada. Birinci faul Galatasaraylı futbolcunun Rizeli futbolcuya kendi ceza sahasının önünde yapmış olduğu hareket. Doğru mu? Halil'di galiba. Doğru. Yanlış hatırlamıyorsam. Doğru değil mi? Doğru. Oradan top geldi. Rize ceza orta sahasında Rizeli futbolcu Galatasaraylı futbolcuyu indirmeye çalıştı. Faul yapmaya çalıştı ama yapamadı. Doğru mu? Doğru ama orada yapılabilir diye kolunu tutacak. Yani sert bir faul yapmadan da oyuncu durdu da bir sarı kartla geçti de. Ama bizim stoperlerimiz, özellikle defanslarımızın kötü bir huyu var. Rakibin önüne atıp kendini yere bırakıyor. Hani bana çarptı, beni düşürdü. Ha, beni düşürdü anlamına getiriyor. Ben orada dikkat ettim Rizeli oyuncuların hepsi. Hani sanki o bizi düşürdüğe getirmeye çalıştılar. Ya çok orta sahada tutacak. Hani işi bitireceksin zaten uzatmada. Orada bir faul olsa hakem bitirecekti maçı. Ama nedense orada biz avantajlı olalım diye düşündüler. Orada hata yaptılar bence. Doğru. Doğru. Yani orada çünkü maç içinde hakem niyetini gösterdi zaten. Birçok o tür faulleri oynattı. Hani artık şimdi orada o faulü verseydi bu sefer diyecekti bir öncekinde ya vermedin. Hani sizin dediğiniz olay. Bir ceza sahasının önündeki şeyi düşürüldüğünde vermedin faulü. Ondan sonra bu tarafta verdin diyeceklerdi. Doğru. En güzel yaptı, devam ettirdi. Bak Fenerbahçe'li olmama rağmen söylüyorum. Doğru. Peki eklemek istediğiniz bir şey var mı Bayram Bey? Yok, teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Fatih Fenerli. Abi sinirlenme, boşver. Hamit Altıntop bu işi beceremedi. Dün açıkladı zaten. Futbolcu peşine koşmayacağız. Sözünü gerçek bir yönetici etmez. Kalkıp deseydi ki biz teklif yaptık, cevap bekliyoruz, bu konu kapanırdı ama agresif bir konuşma yapmayı tercih etti demiş Fatih Bey Fenerbahçeli. Sezer Ezes. Hamit Altıntop görevinin farkında değil herhalde. Gerekirse gidecek, oyuncuyu ikna edecek. Benim söylediğim nokta bu. Yani bu cümlenin altına dinleyicimizi alacağım da şu cümleyi bir daha okumak istiyorum. Burası kulüp değil. Sokağa çıkıp futbolcu arayıp bizim için oynar mısın diye yalvarma durumumuz olamaz. İşte bu cümle yanlış. Bence en yanlış cümle bu. Yani Sayın Hamit Altıntop'tan beklenmeyecek bir cümle. Bence bütün teknik direktörleri sokağa çıkacaklar. Bütün maçları izleyecekler. Yurt dışındaki maçlara gidecekler. Oradaki kulüplerde oynayan futbolcuları yakından takip edecekler. İyi performanslı olanlara, milli takım davete gitmemiş olanlara davetlerde bulunacaklar. Tercih farklı olabilir. Seçer seçmez. O farklı bir şey. Ama biz milli takım olarak, A milli takım yetkilileri olarak üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Ondan sonra diyoruz ki efendim o niye o milli takımı seçti? Bu niye A milli takımı seçmedi? İşte bu niye vatan hainliği yapıyor diye düşünen bir sürü insanlar oluyor. Ama A milli takım yetkilileri görevini yapsa, gitse davet etse ve bunları da belgeden tutacaksın. Resmi yazı yazacaksın. Resmi yazıyla cevabını alacaksın. Evet, geliyorum, kabul ediyorum veya etmiyorum. Yani öbürsü bir şey o zaman kardeşim bak biz davet ettik, adam gelmedi. Deme hakkın elinde olacak. Günaydın. Alo. Günaydın Aygün abi, İstanbul'dan Ahmet ben. Ahmet Bey hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Aygün abi, Hamit Bey gayet katılıyorum. Nasıl katılıyorum? Hamit Bey de zamanında Futbol Federasyonu kapısında çok yapmışlığı vardır. Hatta davet gelmedi Hamit Bey'e. Hamit Bey kendisi Türkiye Futbol Federasyonu'nun kapısının önünde yattı. Kendisi gitti yalvardı. O şekilde milli takım formasına giydi diye hatırlıyorum. Bilmiyorum, bir şey diyemiyorum. O konuyu bilemiyorum. Bir şey yani şimdi kendisi de milli takım formasına giymiş bir futbolcunun bugün kalkıp da Türkiye Futbol Federasyonu'nu görev alınca fikirlerin değişmesine anlam veremiyorum. Düne kadar bunlar davetsiz kapısını, Türkiye Futbol Federasyonu kapısını açmayan insanlar, maç başı primini almadan sahaya çıkmayan futbolcular bugün gelmişler ahkam kesiyorlar. Kesinlikle Hamit Bey bu konuda katılmıyorum. Bence Hamit Bey kendi görevini üstlenmesi lazım. Bu teknik ekibinin bir davet etmesi gerekiyor. Hamit Bey ile bir alakası yok. Hamit Bey öncelikle kalksın, Fenerbahçe'nin 29. şampiyonluğunu verilecek mi verilmeyecek mi öncelikle bunları karar vermeye yönünde bir toplantı yapıp en azından bunu netleştirsinler kanaatindeyim. Bunu dile getirmek istedim Aygün abi. İyi yayınlar.
Evet, o Futbol Federasyonu, teşekkürler. Futbol Federasyonu'ndan hala bu konuyla ilgili kararlar bekleniyor. Demek ki Futbol Federasyonu'nda bazı kulüplerle ilgili elinde bazı şeyler tutuyor ki yani bizim bir şey olduğu zaman ona göre böyle bir şey yapayım diye. Şimdi bugün aslında en önemli konulardan bir tanesi de Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarıdır aslında. Biz tabii biz gündem bugün baktığımız zaman gazetelerde gündem Ferdi ve üzerinden ve Ahmet Ağaoğlu üzerinden ama dinleyicimizi alacağım ama asıl Ahmet Ağaoğlu'nun da söylemiş olduğu cümleler, enteresan cümleler var. Hala bazı hakemlerin en az 6-7 tane hakemin tamamen emekli edilmesi yönünde kulüpler birliğinde görüşmeler, konuşmalar var. Günaydın, günaydın. Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkürler. Ankara'dan arıyorum. Samet ben, Beşiktaş taraftarıyım. Hoş geldiniz Samet Bey. Buyurun. Hoş bulduk. Yani şu yapılan hem Ferdi konusunda hem de herkes dinliyorum. Yani herkes çoğu kişi milli takım olarak da bakmıyor olaya. Ferdi olmasaydı Fenerler diyecekti ki kardeşim adama teklif gitmiş zamanında kabul etmemiş diyecekti. Galatasaraylı veya Beşiktaşlı böyle bir oyuncu yapsaydı. Şimdi demin bir mesaj geldi bana, işte sen Fenerbahçeli olduğun için bu konuyu bu kadar uzatıyorsun diye. Bu konu milli takım konusu, hala anlamıyorlar. Yok, bence yani bizim ülkemizde bu böyle. Taraftarlık daha ağır basıyor. Milli takımdan da ağır basıyor. Çünkü ne oluyor? Uğurcan oynuyor. Niye Altay oynuyor? Altay oynuyor. Niye Uğurcan oynamıyor? Yani anlardan daha formda Mert var. Mert niye oynatılmıyor mesela? Gibi. Hepimiz, maalesef hiçbirimiz yani en aşağısından en üstüne hiçbirimiz bakamıyoruz bu olaya, milli olay olarak. Ha bir de onu söyleyeyim, şu unutmayın lütfen. İşte Şenol Hoca Trabzonlu olduğundan dolayı Uğurcan'ı tercih ediyordu da vardı biliyorsunuz. Gibi yani. Hı. İşte Ferdi iyi oyuncu, ligin iyi oyuncusu, Fenerbahçe'de oynayan bir oyuncu. Alınması lazım milli takıma, ayrı bu konu, ayrı bir şey ama yorum yapanların, yani bizim için de aynı, belki benim için de aynı. Ferdi'ye işte ben de diyeceğim ki zamanında teklif gitmiş, niye kabul etmedi? Ama öbür yanda Oğuzhan olsaydı aynı durumda, diyecektim ki Oğuzhan'a nasıl gitmezler ayağına? Yani biz olaya böyle bakıyoruz. Benim görüşüm bu. Bir şey daha söylemek istiyorum izninizle. Estağfurullah. Sergen Yalçın'a işte hakeme şöyle dedi, böyle dedi. Aynı hakemin az önce Galatasaraylı bir arkadaş bağlandı. Fatih Terim'e gidip El Pençe Divan açıklama yapıyor şey kenarında, kulübe kenarında. Neden kart gösterdiğini anlattı orada. Yani Yaşar Kemal Uğurlu'nun hani yaptığı şeyler, surat ifadesinden, Sergen Hoca'yı atarkenki ifadesinden, futbolculara konuşurkenki ifadesinden tavrı aslında belli. Ama insanlar Beşiktaş olduğu için öyle düşünüyorlar yani. Ben öyle görüyorum. Ya Beşiktaş da öyle, Fenerli söyle, Galatasaraylı söyle, hep öyle, ona göre öyle görüyorlar. Doğru. Aynen. Peki. İyi yayınlar. Çok teşekkürler Samet Bey. Kendinize iyi bakın. Evet, artık telefon almıyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz. Telefonumuzu kapatıyoruz. Programın ikinci bölümüne, yani bağlantılara geçeceğimizi söyleyelim. Çok kısa bir ara. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, saatlerimiz 10.54'ü gösteriyor. Şu an hattımızda da Güne Bakış Gazetesi ve Futbol Arena'dan Nurgül Günaydın var. Nurgül, yayınımıza hoş geldin. Nasılsın? Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Size güneşli bir hava gönderelim. Sen İstanbul'dasın biliyor musun Nurgül? Evet, öyleymiş. İstanbul sanıyorum sabah hava durumunda da izledim. Tek yağmurlu il de İstanbul'muş. İstanbul'un kuzeyi sanıyorum yağmurlu. Ama İstanbul'un neresine yağmur yağarsa yağsın bütün İstanbul'un trafiği etkileniyor. Yani enteresan bir trafik vardı sabah. Birkaç gündür zaten yoğun bir trafik var sevgili Nurgül. Nurgül, aslında bir Hamit Altıntop'tan başlayıp sana daha sonra da Sayın Ahmet Ağaoğlu, çünkü sen Sayın Başkan'la hem Kulüpler Birliği Başkanı hem de Trabzonspor, evet, Kulüp Başkanı Sayın Başkan'la çok fazla konuşan, görüşen gazetecilerden birisin. Hamit Altıntop'un şöyle bir sözü benim çok dikkatimi çekti. Burası kulüp değil. Sokağa çıkıp futbolcu arayıp bizim için oynar mısın diye yalvarma durumumuz olamaz diye bir cümlesi. Tabii bu Ferdi üzerinden konuşulan bir konu ama yani sence bu cümleyle ilgili neler söylemek istersin? Senin bu konudaki düşüncen ne? Ya ben aslında katılıyorum şöyle, hani gerçi olayın gerçek yüzünü tam bilemiyorduk Ferdi olayla ilgili ama daha sonradan sosyal medyada babasında kimliğiyle ilgili bir paylaşımları oldu. Hani o konuda ön yargılı olmamak adına, bir de hani sadece spesifik olarak bir tek oyuncu üzerinden gitmemek adına şunu söylemek isterim. Yani sözleri tırnak içinde bana göre çok doğru. Çünkü burası milli takım, gerçekten sizler, bizler, taraftarlar, yani gönlünü milyonlarca insan milli takıma vermişken hani orada oynamak
için onların da kalbinin çarpması gerekiyor bana göre öncelikle. Ama Nurgül, ama bir davet de yapman lazım bu futbolculara. Ha, tabii ki, tabii yani ki. Yani sokağa inmen lazım, onu söylüyorum yani. Onlar gelecek bize diyor. Ya yani o mantığa geliyor. Ben sokağa çıkıp diyor futbolcu mu? Ama onlar bize geliyor, gelecek derken belki de şunu kastetmiş olabilirim. Hani belki performansıyla mı artık, yani yoksa hani beni milli takıma alın, çok absürt bir kelime. Tabii canım yani. Bu değil sanıyorum. Olur, doğru. Bu değil sanırım yani kastetmek istediği. Yani bu olursa da buysa da bu çok saçma. Sanıyorum hani onlar bize gelecek derken belki o hani yabancı vatandaşlık konusunda tereddütleri vardır. Hani biz bilmiyoruz, onlar gelsin bize desin ki biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliği taşıyoruz desinler. Belki onu mu kastetmiştir? Ama Kuntz'un açıklamasından sonra zaten biliyorsun babası hemen TC vatandaşı kimliğini koydu yani. Evet, kimliğini koydu. Yani, keşke bunlar daha önce hani ikili iletişim, iki bir kopukluk oldu sanıyorum. Yani daha önce iletişimi daha sağlıklı kursalardı belki de milli takımda olacaktı daha önceden ve ilk açıklandığında bu polemikler yaşanmayacaktı. Ama dediğim gibi yani ön yargılı olmamak adına iki taraf içinde tabii ne kastettiğini tam bilemiyorsunuz. Belki basın toplantısında hani bu iletişimsizlikte sorulabilir Hamit Hoca'ya. Ama ben milli takım için herkesin çok heyecan duymasını isterim. Ben ama şunu söyleyeyim sevgili Nurgül, yani milli takım sen Riva'yı çok iyi biliyorsun. Riva'da da hatta sen Trabzonspor kamp yaptın. Evet. Riva'da zaten yüzlerce antrenör çalışıyor biliyorsun. Sadece 3-5 kişi değil. Yani altyapılara giden maçları takip eden çok hocalar var. Bunların sokağa inmesi gerekiyor. Neden sokağa inmesi lazım? Bunlar Almanya'da gidecek, Fransa'ya da gidecek, İspanya'ya da gidecek. Oradaki gurbetçileri bulacaklar, tespit edecekler, teklifte bulunacaklar, kabul eder de etmez. Artık futbolcularla alakalı ama sokağa inip bu teklifi yapmaları gerektiğini düşünüyorum ben. O anlamda söyledim. Kesinlikle o konuda en fikrim. Yani zaten oraya görevlendirilen hocalar orada hani Riva'da oturmak ya da orada vakit geçirmek aynen. ya da televizyon başında, ekranlar başında dünyanın bir ucundaki oyuncuları izleyip de İşte Türk kökenli oyuncuları izleyip de beğenmek için değil yani. Eskiden beri biliyoruz, ben Trabzonspor'dan da çok iyi biliyorum eski hocalarla konuştuğumuz zaman şunu diyorlar. Hani kimsenin haberi olmadan yurt dışına gidip kimsenin bilmediği takımlarda oyuncu izlediğimiz zamanlar vardı diyorlar. Yani doğru. Düşünün, imkanlar bugünkü kadar da iyi değildi. Yani bugün uçağa bindiğiniz zaman çok rahatlıkla istediğiniz ülkeye Türkiye'den her yere gidebiliyorsunuz. Öyle de bir imkanlara sahip, özellikle milli takım söz konusu olunca her türlü imkan önlerine seriliyor. Kaldı ki bana göre Riva'da kimsenin oturmaması lazım. Bizim şu örneği vereyim hep, ben daha önce çalıştığım yerel gazetede bir müdürümüz vardı. Haberler içeride oturduğu zaman şunu derdi, çantanızı alın çıkın, dışarı çıkın. İçeride aynen, habere gidin, habere gidin derler, doğru. Yani evet, yani çantanızı alın dışarı çıkın. Burada muhabir görmek istemiyorum. Akşam 5'ten önce de gelmeyin. Yani budur yani. Orada da kimsenin, yani bana göre imkanlar dediğim gibi o kadar güzel ki, o kadar iyi ki milli takım için. Yani işte oyuncuları bulmak lazım. Ya ben sosyal medyada görüyorum. Sen de görüyorsundur. İnanılmaz oyuncularla ilgili bize de atılıyor zaman zaman. Bana da çokça atılıyor. Geliyor. Mesela gurbetçi vatandaşlar, gerçekten söylüyorum. Yani bir yıl sonrasında bana oyuncunun gelmiş olduğu durumu da anlatan videolar atıyorlar. Ve biz onların çoğunu kaçırıyoruz elimizden maalesef. Ve kaçırıyoruz. İnanın kulübe defalarca yazdıklarını, işte izleme komitesini attıklarını ama kimsenin ilgilenmediğini, çok önemli yetenekler belki böyle kayboluyorlar. Heba oluyor, gidiyor. Bazen bunları da dikkate almak gerekiyor diye düşünüyorum. O konuda sana katılıyorum. Yani işte sokağa çıkmamız gerekiyor. Aynı haberci nasıl kesinlikle sokakta haberi arıyorsa milli takım yetkilileri de çıkacaklar, ülke ülke dolaşacaklar. Oradaki gurbetçileri ve Türkiye'deki gurbetçileri, oyuncuları tespit edecekler. Doğru mu? Kesinlikle. Zaten dediğim gibi kendilerinin de araştırmasına o kadar çok bu konuda Türk insanı, bizim insanımız futbolla yatıp futbola kalkıyor. Sen de biliyorsun. Aynen. O kadar çok geliyor ki hani WhatsApp ihbaratta olur ya, o şekilde yani kendi ayaklarına aslında geliyor bana göre. Hani bize, biz gazeteciyiz, işte spor yazarıyız ya da sosyal medyada bir kullanıcıyız. Biz bunları bu kadar geldiğine göre onlara bence daha fazlası gidiyordur. Ya bunları da göz ardı etmemek gerekiyor. Yani futbolu sadece hani oradaki insanların çok fazla ego yapıp da hani onlar bilmez, ben bilirim, ben anlarım edasına da girmemesi gerekiyor. Gerçekten keşfedilmeyi bekleyen çok, çok yıldız güzel oyuncu var. Nurgül'cüğüm, çok bir 30 saniyelik bir reklam aramız var. Aradan tabii sonra ki devam edebilir miyiz? Çok kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, hattımızda Nurgül Günaydın var. Nurgül, tabii
şimdi baktığımız zaman seçimlerle işte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçiliyor. İşte ne bileyim MHK değiş seçiliyor. Son 2 senede 6 tane MHK başkanı değişti. Her 6 ayda bir MHK başkanı değişti ama hakemler hep aynı hakemler. Yani takımların isyan ettiği nokta bu. Dün Trabzonspor Kulüp Başkanı aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ahmet Ağol da bu konuyla ilgili MHK sisteminin değişmesi konusunda kararlıyız cümleleri var. Neler söylemek istersin sık sık da Sayın Ahmet Ağol'la görüşen, konuşan biri olarak sevgili Nurgül Günaydın. Alo. Bizim için de sanıyorum Kayseri maçının olduğu günün bir gün öncesinde kafileyle Kayseri'ye gitmeden önce o günü, yani takımın yolculuk yapacağı gün, biz de TSE'de Trabzon Şubesi olarak Başkan Ahmet Ağol'u ziyaret etmiştik. Trabzon'da o bizi ziyaret etmişti. Hayırlı olsun yeni yönetime, biz de iadeyi ziyaret yaptık kendisine. Orada da aslında bu konular gündeme geldi. Hani off the record deriz ya, hani çok fazla yazmama kaydıyla sohbet anlamında kendisine kafamızdaki soru işaretlerini arkadaşlarımız ve biz ve çekincelerimizi olabilecek hani böyle bazen de komple teorileri üretirsiniz ya. İşte bu sistem hayata geçtiği zaman hakemlerin belki farklı davranışlar sergileyebilirler. Hani şu anlamda, bu anlamda belki Ahmet Ağoğlu'nun Kulüpler Birliği Başkanı olarak kendisi bu işin öncüsü olduğu için onun da belki onun için de çok iyi şeyler getirmeyecek neticeler doğurabilir anlamında. Çünkü Trabzonspor'da da bir seçim var biliyorsunuz Aralık ayında. Biz gerçekten çok önemli şeyler getirdik masaya. Orada konuştuk başkanla. Hani bu konunun da yazılmasını istemedi aslında. Çünkü orada biz onu Trabzonspor Kulübü Başkanı olarak ziyaret etmiştik. Ama kafamızdaki soruları sorduk kendisine. Bu konuda gerçekten çok kararlılar. Yani bütün kulüplerin canının yandığını, herkesin bu konuda hemfikir olduğunu, bu yapının değişmesinin belki de geç kaldığını ifade ederken burada en önemli şey bana göre kulüplerin hepsinin burada hemfikir olması, bir de özellikle La Liga modelini çok örnek gösteriyor Sayın Ağoğlu. Bu konuda TFF MHK'nin yapısını değiştirirken tabii hiçbir zaman hani kendi aralarında da fire vermeden sonuna kadar gideceklerini, kararlılıklarını iletti. Sistemi bize anlattı. Tabii biraz böyle karışık geldi. İşte boşluklar hani olur ya, deriz ya işte kanunlarda bir boşluk bulup da hani oradan kendimizi kurtaralım. O tarz bir şey olabilir mi? Emin olun hiçbir boşluğa yer vermeyecek şekilde hazırlanıyor. Ve çok kararlılar. Sistemi tamamen değiştireceğiz diyorlar. Yani detaylarla ilgili çok çok fazla hani yazılmama kaydıyla biraz bilgilendirme yaptı ama Ahmet Ağoğlu burada kulüpler, diğer kulüp başkanlarından güzel bir iletişim sağladılar. Yani masadaki bütün kulüp başkanları. 4 kulüp başkanı aslında büyük kulüplere baktığımız zaman Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor başkanının şimdi tam bir uyum içinde çalıştığını görüyoruz. Kesinlikle. Belki de ilk defa, yani uzun zamandır belki de ilk defa, çünkü sen de çok iyi biliyorsun yani son dönemlerde hakem hataları gerçekten yani çok canlı yakmaya başladı. Hani sesi çıkan belki bir iki hafta susuyor, ondan sonra tekrardan yine aynı şeyler. Ya bilmiyorum yani, sistem çok farklı bu konuda hani çok şey götürür yorumlar ama kararlı olduklarını gördük. Ahmet Ağoğlu'nun açıklamaları bize aslında kafamızdaki soru işareti de giderdi ama MHK'nin yapısının tamamen değişeceğini, artık hakemlerin hani düdük sadece onlarda olmayacak, yani onların hani ben istedim çaldım anlamında söylüyorum bunu tırnak içinde, hani sadece dinlendirilme olayları, işte hakemlerin hata yaptığı zaman dinlendirilme olaylarından tutun işte hataları, işte ama o kodlama sistemi çok ayrı bir dünya zaten. O belki bilmiyorum, onunla ilgili gazetecilere de seminer verilmeli aslında bu değişecek yapıyla alakalı. Bence spor basına da bir bilgilendirme yapılmalı diye düşünüyorum ama tabii bu biraz daha süreç var sanıyorum önümüzde. Şunu çok önemsiyorlar, şeffaflıktan uzak bir yapı olduğunu. Doğru. Çünkü sevgili Nurgül, yayıncı kuruluşun mesela bazı ödemelerle ilgili bilmem nereye ilgili hiç haberler olmadan değişiklikler yaptığını öğreniyor kulüpler TFF'den sonra. Evet, kendisi yani ödeyeceği rakam üzerinden indirime gidip
Onu da yine gecikmeli olarak ödediği zaman kulüpler çok büyük sıkıntıya giriyorlar gerçekten. Zaten yayın gelirlerinden tutun işte forma satışları, diğer gelirleri oldukça düşmüş. Yani Trabzonspor'un düşün 2 yıl pandemiden önceki gelirleri neredeyse yarı yarıya kadar düşmüş. Böyle Trabzonspor bu şekildeyse diğer kulüpleri yani insan düşünmek bile istemiyorum diyecek. Kaldı ki en büyük gelir yayıncı kuruluştan. Yayıncı kuruluşta özellikle son 2 yıldır çok büyük sıkıntı çıkarıyor kulüp. Kulüpler bu anlamda direniyorlar ama gördüğümüz kadarıyla yine kulüpler yayıncı kuruluşun dediği oluyor. Yani bir şekilde ödeme yapılıyor ama onların istediği şekilde hani arayı bulma yoluna da çok gitmiyorlar. Ama bu MHK konusunda gerçekten çok kararlılar ve bu en önemli sıkıntı dediğim gibi şeffaflıktan uzak olmaları. Bunlar tamamen ortadan kalkacak artık. Yani işte puanlama sistemi gelecek. Bu puanlama sistemlerini herkes öğrenebilecek. Yani bu çok aslında önemli. Aslında en önemli şeylerden biri VAR'daki konuşmalar, bazı kritik pozisyonlar var, oradaki konuşmaların da aslında öğrenilmesi gerekiyor ama yok VAR protokolüne yani, göre bunlar yanlış manış diyorlar ama ülke federasyonları isterse bununla ilgili karar verebiliyor aslında. Tabii bence ona o konuyu da masaya mutlaka yatmıştır. Hatta başkan şunu da söyledi. Yani bu konuyla ilgili hani çok detay vermek şu anda çok doğru değil. Çünkü sanıyorum halen üzerinde dediğiniz gibi o konunun da dahil olduğu farklı konular da konuşuluyor. Ama bize söylediği bu şeffaflıktan uzak yapının tamamen değişeceği. Yani özellikle hakemlerin puanlama sisteminin kamuoyuna açık olacağı. Yani bundan sonrası bu böyle olacağına göre bana göre senin de söylediğin gibi vardaki konuşmalar da madem şeffaf bir yapı her yönüyle şeffaflık olmalı. Bunlar da konuşuluyordur. Tam olarak vermediğimiz detaylar dediğinin içinde bu da vardır mutlaka diye düşünüyorum ben. Sayın Başkan'ın bu konuyla ilgili konuşmalarınızdan ekleyeceğin veya dünkü açıklamalarından ekleyeceğin bir şey var mı? Farklı bir konuya geçmek istiyorum. Yani şunu söylüyor. Zaten alınacak önlemler, tedbirler diyor. İşte bu değişikliklerle ilgili tabii önce yol haritasını TFF Başkanı'yla görüşecekler. Nihat Özdemir'le peki görüşecekler. Nihat Özdemir olumlu bir yanıt vermediği takdirde ne yapacaklar? Yol haritalarında ne olacak? Bak bu çok önemli çünkü Nihat Özdemir... Kesinlikle. Tabii bunu sormak gerekiyor başkana ama sanıyorum Nihat Özdemir'in bu anlamda yaklaşımı çok negatif değil yani. Biz TSD olarak ziyaretimizde o hissiyata kapıldık. Çünkü tabii mutlaka görüşmüşlerdir. Kulüpler Birliği olarak da şu anda gerçekten elleri çok güçlü ve çok cesurca davranıyorlar siz de farkındaysanız. Seçime götürebilirler o zaman belki. Eğer kabul olmazsa TFF imzalarla seçime götürebilir. Yani o da olabilir. Yani o da bir yöntem ama benim edindiğim izlenim şu. Yani TFF Başkanı'nın da bu konuda çok negatif olmadığı yönünde. Yani dediğim gibi işte orada biz kafamızdaki her türlü tabii her türlü soruyu da sorduk aslında Ahmet Ağoğlu'na. Hatta arkadaşlarımız çok ilginç sorular sordular. İnanın yani tabii belki burada söylenecek sorular gündeme geldi. Ama başkan gerçekten çok güzel açıklayıcı bilgiler verdi bize orada ve ben bu konuda onların kararlılıklarını gördüm ve TFF Başkanı'nın yaklaşımıyla ilgili hani çok negatif bir yansıma olmadı. Yani Başkan Ahmet Ağoğlu'nun bize anlattıklarından sonra dediğin gibi olursa da zaten Kulüpler Birliği çok kararlı ve ilk defa belki de tarihinde bu kadar hani birlikte hareket etme güdüsüyle yola çıktılar. Bunu da sanıyorum TSF Başkanı net olarak anlamıştır. Çünkü kolay bir yola çıkmadılar. Çok riskleri de olan bir süreç bana göre kulüp başkanları ve özellikle Kulüpler Birliği Başkanı için. Dediğim gibi buradan aslında siz de şifreleri alırsınız. Trabzonspor Kulübü'nün de Aralık ayında bir seçimi var. Saha sonuçları çok önemli biliyorsunuz. Ama başkanın karşısına bir rakip çıkacağını hiç ihtimal vermiyorum. Yok ben rakip anlamında demedim onu çok aslında. Başarılı yani Nurgül hakikaten çok yok, başarılı. Yok başkanın rakip ben de çok düşünmüyorum. Şu anda çünkü Trabzon'da şöyle güzel bir de alışkanlık var aslında. Buradan TFF eski yöneticisi Trabzonlu başarılı iş insanı İbrahim Mustafa abimize de kulaklarını çınlatalım. Sadri Şener dönemiydi sanıyorum.
aday olmak için hazırlanıyordu. Ancak o süreçte Trabzonspor çok iyi gitti. Yani inanılmaz derecede iyiydi. Zirvede şampiyonluk adayıydı. Ve İbrahim Usta adaylıktan çekildiğini, aday olmayacağını, kimsenin de aday olmaması gerektiğini, çünkü Trabzonspor'un iyi giden bir çizgide olduğunu söyledi. İnanılmaz derecede takdir topladı şehirde ve bu sanki böyle bir alışkanlık haline geldi. Sanıyorum şu önümüzdeki süreçte de Trabzonspor'un zirvedeki bu yarışı devam ederse, aday konusunda zaten şu anda benim bildiğim sadece bir isim var. O da hani sadece kendi hani sessiz bir şekilde ziyaretler yapıyor ama adaylığını açıklamadı henüz. Onun dışında belirgin bir aday yok. Şu anda söylemiyorsun ama. Yani ben söylerim, sıkıntı yok ama çok fazla bir gündeme gelmedi adaylığıyla alakalı. Sadece konuşuluyor. İşte bir takım ziyaretlerde bulunuyor ama dediğim gibi ben kendi şahsi olarak da bunu şu süreçte çok doğru bulmuyorum. Dediğim gibi İbrahim Usta dönemine atıfta bulunarak öyle bir gelenek oldu sanki Trabzon'da. O dönemden beri, şimdi Trabzonspor'un başarılı olduğu dönemlerde niyeti olanlar da aday olmadılar. Mesela bu dönemde ben aynı şeyi düşünüyorum. Ahmet Ağoğlu'ndan devam edeceği kanaatim. Anladım. Çünkü Trabzonspor gerçekten iyi gidiyor. İyi de bir kadro kurdular. Çünkü kadroyu kuran isim olarak Ahmet Ağoğlu bu süreci bana göre sonuna kadar götürmeli. Nurgül, bir iki sorum da alacak ama çok kısa bir ara vermemiz gerekiyor gene. Kusura bakma, senin izinle dinleyicilerden de kusura bakmasınlar. Kısa bir ara verelim, ondan sonra ters köşeye devam edelim. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. Evet, hattımızda Nurgül Günaydın var. Nurgül, şimdi Trabzon'a maça geldiğin zaman şehrin bordo maviye büründüğünü görürsün maç günü özellikle. Neden öyle diyorum? İşte o merkezde insanların formaları dolaştığını görürsün. Ama 8 hafta itibariyle baktığımız zaman maalesef tribünlere şu ana kadar gelen kişi sayısı 27 bin kişi. 27 bin adet bile satılmış. Toplam. Bunun sebebi nedir? 8 maç sonunda toplam 27 bin adet. Yani bu oran niye düştü Trabzon'da? Diğer takımlarda da çok yüksekti zaten. Sebebi ne sence? Bilet fiyatları mı? Farklı yani nedenler mi var? Evet. Evet, sen de söylediğin gibi gerçekten çok ilginç. Hatta biz de zaman zaman bunu eleştirdik hem köşe yazılarımızda hem bu tür programlarda. Ama taraftar sanki maç seçiyor algısı oluştu aslında şehirde bir anda. Hani işte atıyorum Galatasaray maçına baktığınız zaman taraftar sayısı daha fazla. İşte Alanyaspor maçında bu rakamlar gerçekten tamamen yarıdan da aşağıya düştü. Hatta 7 bin sayı sanıyorum, yanılmıyorsam 7 bin civarında taraftar geldi maça. Evet, çok düşük. Tabii taraftarı dinlediğiniz zaman bilet fiyatlarının yüksekliğinden bahsediyorlar. Bir de cezalı taraftar sayısı da aslında taraftardan ziyade taraftar gruplarının kale arkalarını özellikle dolduran taraftar gruplarının bir önceki maçta o Sivasspor maçında yaşanan olaylardan sonra biletlerini otomatik olarak tribün cezası mı geldi? Tribün cezası gelmişti. Oradan dolayı zaten sen de çünkü biliyorsun ki yani bir takımın en sürükleyici taraftar kitlesi kale arkalarındaki taraftar gruplarıdır. Doğru. Onlar olmayınca gerçekten takım eksikmiş gibi hissediyorsunuz. Siz zaten oraya çıktığınız zaman da bunu görebiliyorsunuz. Hatta ben de Sivasspor maçıydı sanırım. İçeriye girdik. Maç başlamak üzere her taraf boş. O tanıdık bir taraftar grubundan birisini aradım. Neredesiniz? Ne oluyor falan? Hani bir protesto mu var? Artık nedir diye. Dışarıda sıkıntı var dediler. İşte sanıyorum o aşı muhabbeti olmuştu. İşte aşısız girilemiyordu. İşte bir takım eksiklikler PCR vardı. Testleri falan filan. PCR testleri. O dönemden otomatik olarak biletlerine bloke konulan taraftarlar sayısı çok fazlaydı. Alanya maçında hem bu hem de dediğim gibi bilet fiyatlarına biraz yüksek olması taraftarı o maça getiremedi. Ama sanıyorum şu anda kulüp bu anlamda bir adım atacak. Bilet fiyatlarına bir dengeleme, bir düzen getirecek. Evet, ama zaten Fenerbahçe maçı var biliyorsun. Fenerbahçe, biliyorum. İşte Galatasaray, Beşiktaş maçları her zaman için. Tribünler dolar tabii her ne kadar %50 kapasiteyle alınacak olsa da biletlerin tamamen tükeneceğini tahmin ediyoruz. Hatta şu anda bile organizasyonlar yapılıyor şehir dışından bu maç için. Ama bizim temennimiz sadece bir maç için değil. Çünkü futbolu güzelleştiren taraftarlar her maçın, yani içeride oynanacak zaten sayılı maç oynuyor takım. Her maçta taraftarın tribünlere gelip takımını desteklemesidir. Tabii o ambiyansı sadece bir maçta yaşamak futbolcular için de tabii biraz hayal kırıklığı oluyor bana göre.
Özellikle futbolcuların sahada taraftarı motive etmek için işte sürekli el hareketleriyle onlara mesaj vermesi de bana göre çok doğru değil. Taraftarın takımı coşturması gerekiyor. Tabii bunlar biraz da pandeminin etkisiyle sanıyorum. Yavaş yavaş bunları da atlatacaklar diye düşünüyorum. Trabzon Fenerbahçe maçı öncesi takımdaki bir sakatlık anlamında herhangi bir problem olan futbolcular var mı? Bir de şey soracağım ikinci soru olarak da Cornelius da günden gün artık takıma uyum sağlamaya başladı. Evet. Neler söylersin? Evet. Eksikler dönüyor onu söyleyelim. Kart cezası nedeniyle işte Kayseri maçında forma giyemeyen işte biliyorsunuz Hüseyin Türkmen vardı bir önceki maç ve yine Konyaspor maçında Hugo'nun. O Hüseyin'in de o kartı nasıl yediğini ben anlamış da değilim. Yani evet akıl sır erdiremiyoruz işte biraz dediğimiz gibi çok enteresan. Çok da şanssızlık yaşadı orada ben üzüldüm açıkçası Hüseyin adına çünkü lig başladığından beri hiç forma giyinememişti. Hiç süre alamamıştı. İlk kez işte Vitor Hugo'nun bir önceki maçta kırmızı kart görmesi nedeniyle şans doğdu bu futbolcuya. O da ne yazık ki oynadığı ilk maçta kırmızı kart gördü ama ben hemen şuna bir parantez açmak istiyorum. Dün onu konuştuk spor servisinin arkadaşlarla. Ya burada bir emek var. Bu çocuk oynadığı sürece belki para alıyor değil mi? Yani oynadığı dakika süre boyunca ücret alıyor. Daha fazla belki ücret alıyor. Ve siz bu çocuğun gerçekten ekmeğiyle oynuyorsunuz. Ya bu budur yani. Bunun karşılığı eşittir bu. Ya bu şekilde haksız bir şekilde oyundan atılınca zaten lig başından beri hiç formasını giyememiş. İlk defa formayı 8 hafta sonrasında görmüş bir oyuncu. Bu şekilde biraz da haksız olarak oyundan çıkartılınca hem ekmeğinle oynuyorsunuz. Hani bu tabiri kullanmak zorundayım. Hem de formasından uzaklaştırıyorsunuz. Belki moral motivasyonu tam yerine gelecekken insanları soğutuyorsunuz. Zaten haksızlığı bir kenara koyuyorum. Bu anlamda Hüseyin adına da gerçekten çok üzüldüm. Çünkü bu yönü de var bu olayın. Eksik sakatlara gelelim. Vitor da dönüyor. İki cezasını doldurdu Vitor Hugo. Hüseyin de sanıyorum tek maçtı zaten onun cezası. Bunlar bunun yanı sıra işte Dorukhan, Abdülkadir Parmak, Koyta bunlar da milli arayı sanıyorum tedavi anlamında en iyi şekilde değerlendirecek ve dahil olacaklar takıma. Dorukhan geldiği günden beri işte keza Koyta müzmin sakat. Umuyorum bu milli aradan sonra artık onlar da takımla beraber dönecekler. Zaten bugün Trabzonspor topbaşı yapıyor. Akşam toplanacak takım. Milli takımlarına giden oyuncuların dışında bu sakatlar da sanıyorum bugün belli olacak. Artık kenarda mı çalışacaklar? Doktor kontrolünde mi? Yoksa takımda mı? Onu da akşam yapılacak idmanda göreceğiz. Cornelius aslında çok doğru söyledin. Cornelius hani fizik anlamında da birazcık benzetildi Sörlot'a. Çok soru işaretiydi acaba diye. Hani gerçekten iyi bir oyuncu mu yoksa boş mu çıkacak? Ama ilk resmi maçında gol atması çok önemliydi bana göre. Ben Cornelius'u beğeniyorum. Tabii ki Sörlot'un son dönemiyle aynı olması beklenmemeli. Çünkü Sörlot da oraya çok kolay gelmedi. Trabzonspor'dan ayrıldığı döneme kadar. İlk geldiği zaman hatta Sörlot biraz daha tutuktu Cornelius'tan. Cornelius biraz daha çabuk adapte oldu diye düşünüyorum. Cornelius'un bana göre şu anda gördüğüm sahadaki tek eksiği adam eksiltme konusunda biraz daha üzerine koyması gerekiyor. Hani bu Sörlot'un alışık olduğumuz topu aldıktan sonra dönüşleri ve oradaki adam eksiltmesi çok önemliydi. Ve sonrasını zaten gol vuruşlarıyla bitiriyordu. Cornelius da bunu biraz daha yapabilirse bana göre çok daha iyi olacak. Ben gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum. Beğeniyorum. Gelecek anlamda da Trabzonspor'a çok katkı sağlayacak. Özgüveni yerine geldi. Çünkü atıyor artık. Yani gol atıyor. O anlamda tabii gol attıkça kendine güveni geliyor. Doğru. Doğru. Kesinlikle. Kesinlikle ve takım orta alandaki kurgu çok iyi. Hamşik, Bakasetas bu sezon bana göre altın yılını yaşıyor. Yani Trabzonspor'da öyle bir oyuncu ofansif anlamda Trabzonspor ben sana söyleyeyim bu son yılların en iyi takımını kurdu. İnanılmaz. Evet. İnanılmaz ve yani ben Bakasetas'ı maşallah bir demek istiyorum. Nazar değmesin. Hem oyun hırsıyla hem takım arkadaşlarıyla uyumuyla sahadaki takımı sahiplenmesi tam bir lider yani gerçekten sanki ben Bakasetas 2 yıl önce Alanya'da değil de yani 10 yıldır Trabzonspor'da oynuyormuş gibi bir izlenim ediniyorum sahadaki Bakasetas'ı gördüğüm zaman. Anladım. Peki Nurgül eklemek istediğin bir şey var mı?
Valla milli, öncelikle milli takıma yarın başarılar dileyelim. Lütfen artık şu Altay Uğurcan kıyaslamasını da yapmayalım. İkisi belki de Sinan Bolat o yüzden oynatacaklar. O bana göre belki de. Yani aslında biraz da ikisinin de suçu var. İkisini de kulağına çekmek gerekiyor. İkisi de bana göre bu anlamda bir mesaj vermeli topluma. Geç kaldılar. Yo, ben sana söyleyeyim. Bazen sosyal medyada mesela yenilen gollerde birbirlerine Twitter üzerinden veya Instagram üzerinden destek mesajları veriyorlar aslında. Kesin. Yani hayır, çıkıp omuz omuza sarılarak birbirine güzel yani fotoğraf da verebilirler. Bilmiyorum hani sizler gidiyor musunuz işte antrenmanlara, milli takım açık mı bilmiyorum ama yani ben olsam milli takım oradan seslenirim. Ben bu fotoğrafı isterim bir gazeteci olarak. Ya ben bunu rahatlıkla yaparım yani, birlikte fotoğraf verin derim yani en azından. Çünkü güzel mesajlar da gördüm. O sonra o fotoğrafı 2-3 gün sonra da aralarında kara girdi gidi diye ayrı bir haber yapılır, ben sana söyleyeyim. Ya gerek var yok ama yani, çünkü burada yani şöyle hani milli takım söz konusu. Doğru milli takım tabii. Milli takım söz konusu. Aynen. Dün güzel mesajlar gördüm aslında, çok sevindim de. İkisinin fotoğrafına her iki takım taraftarı da farklı yorum yaptı ama hem Trabzon'dan hem Fenerbahçe'li olan güzel yorumlar da gördüm. Bu beni mutlu etti. Onlar ikisi de bizim çocuğumuz, yapmayın şöyle yorumlar falan. Onlar belki biraz umutlandırdı bizi. Peki. İkisi de dediğim gibi iyi kaleci gerçekten. Evet, hattımıza Güne Bakış'tan ve Futbol Arena'dan Nurgül Günaydın vardı. Nurgül, çok teşekkürler yayınımıza bağlandığın için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok mersi. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. Evet, bir yandan Ferdi konusu, öbür taraftan da yarın çok zorlu bir Norveç maçımız var. Şu an attığımızda da spor yazarı Ahmet Çakır var. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. Sizler değilsinizdir inşallah. İyiyiz hocam. Sesiniz duyduk, daha da iyi olduk söyleyeyim. Çok teşekkürler kardeş. Hocam tabii önce Ferdi konusundan gireyim. Daha sonra da milli takıma da geçmek istiyorum. Birkaç gündür biliyorsunuz bir Ferdi ile ilgili bir tartışmalar, konular yaşanıyor. Neler söylersiniz bu konuyla ilgili hocam? Açıkçası bitmek bilmiyor. Tahmin ediyorum biraz da bizim tartışmayı sevmemizden kaynaklanıyor. Yani olayın kendi doğası içinde nasıl sonuçlanacağına falan fazla kulak asmadan, herkes bu konuyla ilgili çok önemli fikirleri varmış ve bu konuyla ilgili yetkili kişiler hep hata yapıyormuş gibi bir yaklaşım söz konusu. Oradan iş biraz tatsızlaşıyor. Onun dışında işin normal seyrinde elbette ki çeşitli sorunlar, sıkıntılar var. Mesela bu işlerin ilk başladığı noktada bir Alman milletvekili Hamit Altıntop ve Halil Altıntop niçin Türk milli takımında demişti. Ve gerekçe olarak da şunu göstermişti. Bunlar işte Almanya'da yetiştiler. Hmm. Her türlü eğitimleri ya işte futbola ilgin her türlü nosyonlarını Almanya'da aldılar ama Türk milli takım için oynuyorlar. Bu nasıl bir şey demişti. Ama şimdi buna bizim taraftan baktığında, vay sen nasıl böyle bir şey söylersin, işte Türk çocuklarına bilmem ne falan filan diye içinden çıkılmaz hale geliyor. Orada kalmadı işler biliyorsun. Hamit'le, Halil'le Hamit Türkiye'yi seçtikleri için fazla sorun olmadı. Bir şey yaşanmadı ama sonrasında gerek Mesut olsun gerek İlkay Gündoğan olsun çok olacak şey değil denilebilecek türden sözler edildi. Hatta iştenlikle bir itirafta bulunayım. İlkay'ı savundum diye beni Almanya'ya davet etmişti. İlkay'ın amcası aynı zamanda onun menajeri durumunda İlhan Gündoğan. Beni Almanya'ya davet etmişti. Ya Ahmet Bey, çok teşekkür ederiz. Yani işte vatan hainliğinden tut da başka akla hayale sığmayacak bir yığın zırva fikirmiş gibi söyleniyor. Ve biz de bunlarla ilgili olarak tehditlerle falan karşılaşıyoruz. O kadar büyük sıkıntılar yaşıyoruz. O dönemde sizin desteğiniz bize ilaç gibi geldi filan şeklinde bir durum yaşanmıştı. O yüzden bırakalım Ferdi olayı kendi seyrinde nasıl sonuçlanacaksa sonuçlansın. Çünkü çok fazla gürültü patırtı ettiğimizde de bugüne kadar sonuç alamadığımız yığınla durum var buna benzer konularda biliyorsun. Doğru. O yüzden bırakalım kendi seyrinde nasıl gidiyorsa gitsin. Çünkü görüyoruz ki işte Türkiye adına bu konuda hareket eden ilgili yetkili kişiler mümkün olabilecek şeyleri yapıyorlar. Bunun ötesinde daha fazla ne bekleyebiliriz, ne isteyebiliriz?
Hocam yarın Norveç maçı var. Tabii ki bir hoca anlamında teknik kadroda bir değişim de yaşandı. Şenol Hoca ayrıldı ve Hamit Altıntop'la beraber tamamen bir Alman ekolüne geçildi. Stefan Kunz getirdi. Yardımcılarına kadar hepsi tamamen Alman ekolüne geçirildi. Evet. Neler söylersiniz? Bir de tabii Norveç'te çok fazla eksikler de var. Onu da söyleyelim. Neler söylemek istersiniz? Haaland gibi, Sjoerlund gibi. Valla önce şeyden başlayalım. Bu değişimden başlayalım. Bu kaçınılmazdı biliyorsun. Yani Şenol Hoca fazlasıyla tıkanmış durumda görünüyordu. Yine dinleyenlerimiz hatırlayacaktır. Şenol Hoca benim kardeşim kadar sevdiğim bir dostum. Ama ne yaparsınız ki memleket milli takımının durumu çok daha önemli. Dostluktan, kardeşlikten, arkadaşlıktan. Şenol Hoca ciddi bir tıkanıklık içinde görünüyordu. Önce Avrupa şampiyonası, sonrasında bu bilinen sonuçlar. Dolayısıyla bir değişim kaçınılmazdı. Özellikle Hamit Altıntop'un açıklamalarından da bu değişimin son derece isabetli bir seçim şeklinde yapıldığını görüyoruz. Çünkü Türk milli takımı biliyorsun bir tür gençleştirme süreci içinde. Doğru. O süreçte de şu anda Avrupa'da en başarılı adam olarak Stefan Kunz görülüyor. Niye? Alman işte alt yaş gruplarıyla yahut 21 yaş altıyla 19 yaş altıyla 5 kez final oynamış, bunların 3'ünü kazanmış. Bu inanılmaz bir bilanço. Ayrıca biliyorsun bizde geleneksel olarak futbolda da başka alanlarda da bir Alman inancı, Alman güvenci vardır. Yani Alman yaparsa iyi yapar, doğru yapar şeklinde. Ve takımlarımızın da sıkıntıya düştüğü dönemlerde hep işte bir Alman hoca getirseler bu işler hallolur falan yaklaşımı var. Dolayısıyla bunları isabetli görmemek mümkün değil. Söylediğim gibi Norveç'in eksikleri karşısında da kişisel olarak şaşkına dönmüş durumdayım. Yani bana deseler ki Ahmet Çakır sana FIFA böyle bir hak tanıdı. Norveç milli takımında istediğin 4 adamı oynatmayacaksın Türkiye'ye karşı. İnan ki bunları seçemezdim, utanırdım. Ya o kadar da olur mu ya? Ayıp olur falan derdin değil mi? Yani, hani Haaland'ı tamam dışarıda bırakalım, o başımıza dert olur ama Sjoerlund oynasın falan gibi düşünürdü insan. Açıkçası benim maçla ilgili olarak en çok korkutan nokta bu. Çünkü 4 önemli adamını oynatamıyor Norveç. Düşün ki bunların oynadığı maçı üstelik deplasman sayılabilecek bir noktada 3-0 kazanmış bir takımımız söz konusu. Ama tabii ki buradaki sorun bizim milli takım şu anda o milli takım mı? Bizim milli takımda bu tür yalpalamalar çok fazla oluyor. Yani bir maçta işte Avrupa şampiyonasının gizli favorisi konumunda bir milli takım, ondan sonraki bir maçta yahut 3 maçta işte Avrupa şampiyonasının 24 takımın en kötü milli takımı falan. Dolayısıyla bizim hangi milli takımla sahada olacağımız çok belirleyici bir durum ama şartlar lehimize görünüyor. Yani Norveç zaten işte dengimiz sayılabilecek bir takım. O 4 kilit adamının oynamaması, aynı şeyin bizde olduğunu düşün, çok büyük sıkıntı olur. Bir olay daha var. Böyle bir durum 2008 Avrupa Şampiyonası elemelerinde de yaşandı. O elemelerde Fatih Hoca'nın şey diyorsunuz değil mi? Avrupa Şampiyonası Fatih Hoca'nın. Tabii. 11 kuramadı. 2008 Avrupa Şampiyonası. Şampiyonası. 2007'deki maçlarda kendi sahamızda sondan 3. maçta Yunanistan'a yenildik ve tarihimizde ilk kez yenildik Yunanistan'a. Yunanistan karşısında da akıl almaz denilebilecek kadar iyi bir bilançomuz var. 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik, tek yenilgi. Yalnız o yenilgi sonrasında her şeyi kaybetmiş gibiydik. Niye? Çünkü Norveç 20 puanla bizim üzerimizdeydi. Biz 18 puandaydık. Grup ikincisi olabilmek için grup birincisi 25 puanla alıp başını gitmişti. Bizim grup ikincisi olabilmek için deplasmanda Norveç'i yenmemiz gerekiyordu. Hiç de öyle bir halimiz yoktu ortada. Çünkü yenildikten sonra Yunanistan'a İstanbul'da 1-0 yenildik. İşte Fatih Hoca'nın toplumla çeşitli gerginlikleri oldu. Hatta ders almam, ders veririm filan muhabbetleri hatırlayacaksın. Doğru, o dönemlerde doğru. Epeyce sıkıntılara yol açtı. Ancak dönemin Futbol Federasyonu Başkanı çok güzel bir hamle yaptı. Olaya el koydu düpedüz. Milli takım hazırlık çalışmalarını yurt dışında yaptı. Ülke içindeki bu tür tartışmalardan filan uzaklaştı.
iyi bir ortamda çalıştı ve maçı da daha maçın başında yenik duruma düşmemize karşın 12. dakikada yenik duruma düşmüştük. Sonra 29'da Emre Belezoğlu ve ikinci yarıda Nihat Kahveci'nin attığı gollerle kazanıp 2-1 galibiyetle biz 21 puan yaptık. Norveç 20 puanda kaldı. Son maçımız İstanbul'da Bosna Hersek'teydi. Daha önce 3-0 yendiğimiz Macaristan o maçtan bize karşı öfkeliydi. Bir Macar gazetesindeki başlık da çok güzeldi. Bosna'yı 1-0 yenip biz yukarı çıktığımızda en iyi akraba başlığı atılmıştı Bosna maçıyla ilgili olarak. Türkiye'nin yani hı hı. O maçı bir tür işte akraba kıyayla kazandığı falan gibi izlenimini vermek için. Macaristan'ın çünkü dediğim gibi 3-0'lık maçtan bize öfkesi vardı. 3-0'lık maçta Üskoçya'nın çünkü büyük bir hata yapmıştı. Penaltı verilebilecek pozisyonda oyuncusunu ikinci sarı karttan oyundan atmıştı. 10 kişi kalmıştı Norveç. Oysa penaltıydı gerçekten. Öyle durumlar yaşanmıştı geçmişte. Artık uzun zaman tabii. Hele sonrasında 2008'de kazandığımız başarıyı düşünürsen iyi ki de öyle olmuş. Rahmet Hasan Doğan dönemi. Doğru. Evet. Yani, böyle yani Norveç'te olan serüvenimizin böyle ilginç boyutları var. Onun için değindim bunlara. Bugün yine tekrar benzer bir durumdayız. Şu anda onlar 13 puanda, biz 11 puandayız. Kalan maçlarda bizim 4'ünü de kazanabilecek konumumuz var. Buna karşılık onlar Hollanda'yla deplasmanda oynayacaklar. Bu da tabii onlar için pek parlak bir durum yaratmıyor. Dolayısıyla grup ikinciliği için önümüz açık görünüyor. Hatta Sayın Özdemir'in biliyorsun grup birincisi bile niye olmayalım tarzında bir yaklaşımı var. Tabii öyle bir olasılık var kağıt üzerinde ama işte İhtimal var ama çok düşük şey anlamında değil yani mi? Yani biliyorsun işte bizim mucize beklentilerimiz pek eksik olmaz. Biz zaten olmaz. Kuralları çekerken ballı kura çıktık buradan falan tarzı devamlı açıklamalar yapan ülkedeyiz. Bu kez sorun o değildi aslında. Çok parlak iki maçlık başlangıçtan tabii sonra büyüyüp gitmeliydik ama daha üçüncü maçta Letonya'ya takılınca tabii ki işte sonrasında da hiç olmadık kayıplarla çok bilinen bir durum yaşadık. Yani Türkiye hep böyle yaşıyor. Ya çok kötü başlıyor sonra toparlamaya çalışıyor ya iyi başlıyor sonrasında sıkıntılar oluyor. Bunlar bıktırıcı şeyler. Yani biraz da yarım yüzyıla yaklaşan meslek hayatımın bıkkınlığıyla söylüyorum. Çünkü böyle olmamalı. Daha sağlam bir standardımız olmalı. İyi başlamışsak iyi bitirmeliyiz. Kötü başlamamalıyız. Bunları yarım yüzyıl kısmını anlayamadım abi. Siz çok gençsiniz. O kısmı çözemedim ben. Yarım yüzyıl deyince. Güzel. Çok teşekkürler. Eksik olma. Eksik olma şeyden. Beşikteyken başladım. Hocam şimdi yarım yüzyıl deyince aklıma şey geldi. Bu yıl içerisinde tabii biliyorsunuz çok MHK değişti. Çok federasyon başkanları değişti. Ama değişmeyen bir nokta var. Kulüp başkanlarına teknik direktörler değişti. Her yerden değişim oldu ama hakemlerde hiç değişim olmadı. Bununla ilgili de biliyorsunuz dün Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ahmet Onun açıklamaları. Bugün Futbol Federasyonu Başkanı bir araya gelecekler. Hakikaten ligde 6-7 hocanın da tamamen düdüğünün astırılması noktasına kadar gidecek gibi gözüküyor bazı konular. Siz bu kulüplerin çıkışıyla ilgili neler söylersiniz? Türkiye Futbol Federasyonu sanki köşeye mi sıkıştı yoksa herhangi bir şey olmayacak mı tarzında bir yola mı doğru gidiyor? Efendim en güzelini en sonunda söyledin Aygüncüm. Hiçbir şey olmayacak. Yine ben bunları 50 yıllık meslek yaşamımın neredeyse her yılında yaşadım. Bunlar çok bilinen şeyler. Elbette ki hakemlerimiz melek değil. Hatalar çok açık. Gayet tabii işte gerekli cezalar, dinlendirmeler, eğitim çalışmaları neyse. Çünkü sahici olan bunlardır. Ötekilerin hepsi gürültü patırtıdır. Ama bunun çok para ettiğini gören arkadaşlarımız var. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan hakem yorumculuğu diye bir meslek icat edildi Türkiye'de. Dolayısıyla sadece onlar değil, onların dışındaki arkadaşlar da hakem tartışmayı çok önemli, futbolun ayrılmaz bir parçası haline getirdiler. İşte penaltı verilmedi, işte ofsayt çizgisi doğru çizilmedi falan filan. VAR'ın da devreye girmesiyle iş daha da boyutlandı. Benim bunlara bir itirazım yok, kaçınılmaz bir bölümü. Ama
şunu düşünmek zorundayız. Bunca yıldır bütün bunlar hep tartışılır ve şu kanıya varılır. Yani olumsuz düşünenler tarafından bu kanıya varılır. Efendim bu hakemlerle lig bitmez. Ama her yılda lig biter. İşte geride kalan 60 aşkın yıl sezon boyunca bunların hepsi söylendi. Geçmişte yabancı hakem getirildi ki sık sık biliyorsun o gündeme getiriliyor. Ki futbol adına hayatımda duyduğum en utandırıcı laf odur. Yani yabancı hakem getirilsin. Arkadaşlarım, bunu söyleyen arkadaşların geçmişten haberleri yok tahmin ediyorum. Geçmişte getirildi ve çok daha büyük sıkıntılara yol açtı. Ayrıca da ülkeler, hangi ülkeden istiyorsanız, bekliyorsanız iyi hakemlerini niye size göndersinler? Kendi ülkesinde de dünya kadar sıkıntı var. Bu hakemler nereden gelecek? Bu yabancı hakemler nasıl gelecek? Dolayısıyla bu tartışmayı gündemden çıkarmanın bir yolunu bulmalıyız. Fakat bunun mümkün olabileceğini sanmıyorum. Çünkü bundan nemalanan çok insan var. İşte yorumcular gibi sahte bir meslek icat edilmesinden tutun da kulüp başkanlarının, teknik direktörlerinin mazeret olarak ortaya koyabilecekleri en büyük ve her sezon en sağlam kozlarından biridir. Biz maçı kazanacak etkinliği gösterdik ama hakem izin vermedi. Hatta biliyorsun bazı kazanılan maçlardan sonra hakemi de yendik şeklinde falan açıklamalar yapılır. Bunlar akıllıca şeyler değil. Bunların hepsinin gündemden çıkarılması lazım. Biliyorsun ki TRT'de Cem Dizdar arkadaşım yıllardır bunu anlatmaya çalışıyor. Hakem tartışmalarıyla varılabilecek hiçbir yer yok. Hakemlerimiz her zaman böyle olacaklar. Bu yılda, gelecek yılda, bundan sonraki yılda hep hata yapacaklar. Bunlarla ilgili tartışmalar olacak. Ama bu tartışmaların da hiçbir şeye faydası olmayacak. Yapılması gereken çünkü eğitim çalışmaları, efendim işte gerekli görüldüğünde cezalandırma gibi kendi iç işleyişiyle ilgili durumlardır. Onları iyiye götürebilmektir ki oralarda da aslında bütün bu gürültüye, patırtıya karşın çok iyiye gidilmiştir. Ben yayınlarda defalarca anlatmaya çalıştım. Geçmişte Avrupa'da 33 ülke varken Türkiye hakemlik boyutunda 20.liğe kadar gerilemişti. 33 ülke arasında 20. 1980'lerde. Bugün Türkiye kesinlikle ilk onun içinde hakemler olarak ve hakemlerimiz, 7 FIFA hakemimiz mümkün olabilecek en üst seviyelerdeler. Geçmişte rüyalarında göremeyecekleri noktalar. Mesela bir arkadaşımız 7 yıl ikinci kategoride bekledi. 1'e geçemediği için hakemliği bıraktı. Bugün bırak birinci kategori, elit kategoride hakemimiz var, birinci kategoride iki hakemimiz var. Türk hakemliği ölçülebilir değerler açısından tarihinin en parlak dönemini yaşıyor. Ama siz tabii ki işte maçta penaltıyı verdi, vermedi, şöyle oldu, böyle oldu. Bunları ön plana çıkardığınız zaman o zaman da Türk hakemliği dünyanın en kötü hakemliği gibi görünüyor. Bundan vazgeçmek gerekiyor ama vazgeçilebilir mi? Geçilemez. Çünkü para ediyor. Düşün, futbol üzerine söyleyebilecek fazla bir fikri olmayan arkadaşımız çıkıyor orada hakkın, adaletin temsilcisi olarak görünme imkanını elde ediyor. Ya diyor, hakem nasıl vermez bu penaltıyı, anlatabiliyor muyum? Doğru. Bir anda o bak gördün mü işte dürüst adam nasıl vermez dedi hakem dedi falan. Başka bir yorumcu da penaltı değil diyor, onu ne yapacağız? Falan yani bunun gibi durumlar her akşam, her cumartesi pazar akşamı yaşadığımız şeyler. Hatta açık söyleyeyim TRT defalarca vazgeçti yani hakem tartışmasına girmeyelim falan filan diye. Oysa biliyorsun ki son yıllarda görüntüyle ilgili program neredeyse tamamen hakem tartışmasıyla yürüyor. Her pozisyon ayrı ayrı didik didik ediliyor. Hakemin doğru verdiği kararlar dahi yeni baştan bir kere gözden geçiriliyor. Ona da şöyle bir kulp takılıyor. Efendim akıllarda bir şey kalmasın istedik. Bu pozisyonu başka türlü görenler var falan filan. O zaman ne oluyor? Bu bitmez tükenmez bir açmaz. Bitmez tükenmez bir tıkanıklık. Bundan vazgeçmek gerekiyor. Ve bugüne kadar insanlar kendilerine şunu sormalı. Bizi dinleyenler de şu anda. Yahu bunca yıldır işte yorumcular, kulüp başkanları, teknik direktörler, futbolcular işte şunu söylediler, bunu söylediler hakemlerle ilgili olarak. Yani haksızlık yapıldı, şöyle oldu, böyle oldu. Peki be Allah'ın kulları, bütün bunların sonucunda ne oldu, bana söyler misiniz? Ne değişti? Ne oldu bunların sonucunda? Neler değişti? Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. İşler nasıl yürüyecekse yine aynı yürüdü.
Şimdi de işte milli maç boşluğu var. Haliyle işte kulüp başkanları konu konu üzerinde hassasiyetle duruyormuş falan filan gibi görünmeleri gerekiyor. İşte kulüpler birliği federasyonla görüşecek. Şöyle olacak. Böyle. Peki bunlar bugüne kadar defalarca olmadı mı? Yapılmadı mı daha önce? İlk defa mı yapılacak? Bunların hepsi gösteri, yani işi yatıştırabilmek için, işte gürültü patırtıyı geçiştirebilmek için gösteri. Her şey bundan sonra bugüne kadar nasıl yürüdüyse yine aynı şekilde yürüyecek. O zaman siz futbol takımları, teknik direktörler, başkanlar olarak işinizi iyi yapmaya bakın. Çıkış orada, başka bir çıkış yok. Siz taraftarlar da bu tür palavralara, bu tür gereksiz gevezeliklere kulak vermemeyi öğrenin artık. Bunun tabii ben 1000 yıl süreceğini biliyorum ama ben şimdiden söylemiş olayım. Bunlara kulak vermemeyi öğrenin. Bizim penaltımızı vermedi, bilmem ne olmadı. Çünkü en azından şöyle düşünün. Her maçta sizin takımınızın lehine de aleyhine de mutlaka bir şeyler oluyor. Ve bunlar da tartışılıyor. Siz bunların içinden lehinize olanları seçiyorsunuz ve ona buna bağırıp çağırıp duruyorsunuz. Karşınızdaki de aleyhinize olanları seçiyor, o bağırıp çağırıp duruyor ve bütün bunların sonucunda da hiçbir şey olmuyor. Peki o zaman bütün bu bağırıp çağırmalar ne için gerekli, ne işe yarıyor, ne oluyor bunlarla? Hiçbir şey olmuyor. Sizi saf yerine koyuyorlar, akılsız yerine koyuyorlar ama siz de bunlarla çok fazla ilgilenerek bunu talep etmiş gibi oluyorsunuz. Evet, ben bundan hoşlanıyorum. Sen beni saf yerine koy. Penaltımızı verilmedi de. Bir şey de falan, neyse yani, ne söyleniyorsa. Onun için bu konuyu gündemden çıkarma akıllılığını gösterebilmeniz lazım. Dediğim gibi o da 1000 yıl falan sürer herhalde. Hocam son sorumda şey olsun, iki kulüp başkanı ortak bir proje imza atacaklar ama sosyal medyada hem Fenerbahçe hem de Galatasaray çok tepki var. Niye iki kulüp böyle bir işin içine giriyor tarzı tepkiler oluştu. Ne söylersin aslında, güzel bir yaklaşım iki kulüp başkanı açısından. Ya güzel olur mu, o tepki gösteren dediğin onlar çıldırtılmış bir kitle, akıllarını oynatmış bir kitle. Biliyorsun ki aynı ailenin içinde kardeşim biri Fenerbahçeli, biri Galatasaraylı. Sen kime neyin tepkisini duyuyorsun? Kulüpler bu anlamsız düşmanlık nedeniyle bugüne kadar çok şey kaybettiler. Tam tersine omuz omuza vererek yapabilecekleri dünya kadar iş var. Sahadaki rekabet, dışarıdaki rekabet elbette yine sürecek. Onu önlemek söz konusu değil. Hiçbir güç onu önleyemez. Ama arada ikisinin de çıkarına olan dünya kadar iş var. Onları yapmak yerine o konularda birbirlerine çelme takmaya çalıştılar bugüne kadar. Bundan daha büyük bir akılsızlık düşünülemez. Ama görüyorsun işte akıllıca bir adım atmak istediğinde de bu engeller çıkıyor. Doğru, doğru. Ben biliyorsun başka yayınlarda anlattım. 2009'da ezeli rekabetin 100. yılıydı. Bu 100. yıl nedeniyle milyonlarca dolar para kazanılırdı iki kulübün işbirliği yapması halinde. Çünkü dünyada 100 yıllık bir rekabet her yerde para edecek anlamlı bir olaydır. Yani ne yapılır? Ortak formalar yapılabilirdi, maç yapılırdı, başka türlü ilişki. Hatta 5 kıtada maç önermiştim, onu da hatırlatayım kısaca. Dünya futbol tarihinde ilk defa olurdu. Nasıl yapılacaktı 5 kıtada maç? Avrupa'daki maç zaten kolay, biliyorsun Frankfurt falan zaten her zaman yapılıyor. Asya'dakini Tahran'da rahatlıkla yaparsın. Afrika'dakini Mısır'da yaparsın. Zaten bu fikrin temeli Amerika'dan çıkmıştı. Amerika Futbol Federasyonu Başkanı ülkemizde futbolu sevdirmek için düşündüklerimiz arasında Fenerbahçe Galatasaray arasında maç yaptırmak da var diyordu. Ne kalıyor? Bir Avustralya. Avustralya'ya milli takım gitti biliyorsun zamanında. Gidilebiliyor yani, gidilmiyor değil. Bu bir yılda olması da şart değil. 5 yılda olurdu, 10 yılda olurdu. Şu anda 112. yılı ezeli rekabetin. Dolayısıyla Fenerbahçe ile Galatasaray dünya futbol tarihinde ilk defa 5 kıtada maç yapmış bir rekabetin temsilcileri olarak dünya çapında saygınlık görürlerdi ve para kazanırlardı. Bu maçların hepsinden para kazanılacak, biliyorsun. Ama kör bir düşmanlık, anlamsız bir düşmanlık bizim insanımıza daha sempatik geliyor. Çünkü bu şekilde aldatılmış durumdalar. Yani iki kulübün birbirine düşman olduğu yolunda aldatılmış durumdalar, bunu kabullenmiş durumdalar. Bu her bakımdan çok utandırıcı, çok üzücü, çok can sıkıcı bir şey. İki başkanı da yürekten kutluyorum. Bunun gibi daha
Bu hiçbir şey değil. Bu burada fazla bir işbirliği falan yok. Milyonlarca dolar kazandırabilecek dünya kadar işbirliği alanı var ve oralarda da adım atmalar, zaten atmalılar. Zaten biliyorsun bu işin temeli biraz da hani sezon başında dört büyük kulüp başkanı bir televizyonda bir araya geldi. Evet. Şunlar yapılacak, yoksa biz bunlardan zarar görüyoruz dediler. Hı hı. Ben de çok şükür nihayet akılları başına geldi diye yorumlamaya çalıştım. O işin bir uzantısı sayılır. Ama böyle bir kamuoyu tepkisi de çok utandırıcı. Bunu marifet sayan kişi ve grupların olduğunu biliyorum. Ama tahmin ediyorum başkanlar bunlara geçit vermeyecekler. Çünkü yola çıkarken de böyle şeylerle karşılaşacaklarını zaten biliyorlar. Tabii. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet, hattımızda spor yazarı Ahmet Çakır hocamız vardı. Evet, bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu. HDI Sigorta, HDI Sigorta. Radyo Spor. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.